Doktor. Kızım iyi mi? Annem iyi mi? İyi, merak etmeyin. Az önce bir solunum sorunu yaşadı. Nabzı da düzeldi. Ama gerçekten bütün gücüyle direniyor. Ve şunu söylemek zorundayım ki Melek için vakit daralıyor. Hocam, laboratuvardan haber geldi. Melek Hanım için uygun donör bulunmuş. Yeni bir bağış olduğunu söylediler. Melek Hanım'ın aciliyetinden dolayı gelen örnekle hemen çalışma yapılmış ve uyum sağlanmış. Güzel. O zaman vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Donör olacak kişiyle iletişime geçildi. İlik Bankası'ndan detaylı bilgi alabiliriz. Çok mutluluk verici bir haber. Yani bizim için çok bir umut doğdu. Melek de çok sevinecek. Melek'e haber verebilir miyiz? Ben önce İlik Bankası'yla bir görüşeyim. Durumu netleştirelim. Sonra hep beraber Melek'e haber veririz. Sağ olun doktor. Bu mucize. Annem kurtulacak. Aç şunu Funda ya, aç şunu. Ya Funda. Bittim ben. Mahvoldum. Eğer Kenan karakola giderse ben mahvoldum. Ben bittim ben. Ne var? Alpay Yıldırım'la mı görüşüyorum? Evet. Hastanenin laboratuvarından arıyorum. Bağışçı olmak için kan vermişsiniz. Ha evet. Sonuçlar çıktı mı? Kan değerleriniz incelendi. Eğer isterseniz bağışçı olabilirsiniz. Aa, uyumlu çıktım yani, öyle mi? Sizin gittiğinizi sanmıştık. Beyefendi sizi sorunca. Tamam, evet. Ben gittim. Ben gittim. Beni görmediniz. Tamam mı? Yok olma. Lütfen. Kenan Bey. Mektubunuzu aldım ama sizi görmeye gelmem mümkün değildi. Gitme kararınıza saygı duyuyorum ama keşke şartlar başka olsaydı ya da siz biraz sabır gösterebilseydiniz. Ömer'le ilgilenmem gereken şu süreçte, üstelik Halil'le yaşadıklarınızı düşününce gitmek istemenizi anlamaktan başka bir şey gelmez elimden ama bir ihtimale inanıp benimle ona tutunmak isterseniz mutlu olurum. Ancak bununla ilgili bana bir tarih sormayın. Zira şimdilik verecek bir cevabım olamaz. Hatta kalmaya karar verirsiniz. Ben size ulaşana kadar siz beni aramayın. Yolda karşılaşsak dayı tanımazdan gelip geçin. Birinin bile bizi bir kez daha yan yana görmesinin oluşturacağı infiali ne siz ne de ben kaldırabilirim. Size yazdığım şu satırlardan bile kimsenin haberi olmamalı. Yoksa ikimiz için de bir şeyler başlamadan biter. Beni anladığınızı umuyorum. Eğer gitmeye kararlıysanız üzülmekten ve kaderime razı olmaktan başka bir şey gelmez elimden. Yolunuz açık olsun. Burada kalacağınız umuduyla. Hoşça kalın. Filtan. Bitti. Bitti. Çok güzel haberlerimiz var sana. Anneciğim, aslında bir mucize oldu. Melek Hanım, size güzel haberlerimiz var. Uygun donör bulundu. Artık ilik naklini yapabiliriz. Gerçekten mi?
Geçmiş olsun. Ben sizi baş başa bırakayım. Anneciğim bitti. Bitti, geçti hepsi. Çok şükür atlattın hepsini, tamam mı? Bitti. Bitecek kızım, evet. He kızım, bak bütün acılarım bitti. Bitti. Çok şükür. İnşallah seni burada sapasağlam çıkaracağız. Çok mutluyum. Defne'm. Kerem'im. Ama ağlamayın. Bana ne kadar güzel bir haber verdiniz, ne kadar mutluyum. Hani özür dilerim, haberi duyduğumuz için. Kurtulacaksın anneciğim artık bu hastalıktan. Biz de sana çok iyi bakacağız, söz veriyorum. Rabbime şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. Derdo, ben de seni arayacaktım. Nedir Meleğin durumu? Nasıl oldu? Derdo, kabus bitiyor çok şükür. Donör bulundu, Melek kurtulacak. Yanındakine kaldı bir tek işimiz. Ya çok şükür Rabbime ya. Vallahi sevdiklerine evlatlarına bağışladı yemin ederim. Konuşabildin mi? Yok, odanın önündeyim ben. Seyitel amca ile çocuklar içeride. Ama Meleği görüyorum şu anda. Çok mutlu. Bir görseydin o yorgun ifadesinde bile yüzünde sevinç vardı. Öyle Derdo. Kol sıkışmayınca Hızır yetişmiyor işte. Yani o döner olacak kimse, Allah ondan razı olsun. Kardeş, hayırlısıyla şu nakil bir yapılsın, sevincimiz daha da artacak. Konuşabilirsen çok selamı söyle, onu burada dört gözle bekliyoruz, tamam? Eyvallah, sağ olasın. Benim sayem Rezavi. Bakalım kim olduğunu öğrendiğimde ne düşüneceksin? Sormaz, kalk, kalk. Koş hemen fırına, tamam? Beş tepsi kahke yaptırıyorsun. Dördünü dağıtın esnafa, bir tanesini al buraya getir. Hadi. Tamam abi. Rabbim meleğimin yüzünü güldürdü. Ömür çaresiz hastaların da yüzünü güldürsün inşallah. Amin inşallah. Beyhan, bolca yemek yap. Ha? Göçmen çadırlarına, kimsesizlere, yoksullara dağıtalım böyle bol bol. Ha, hayrımıza. Hemen hanımım, hemen. Abi, ben birazdan bir hastaneye gideyim. Tamam İdadım. Sen git gel de sonra da ben gideyim gelim. Tamam abi. Hayırdır? Buyur hala. Mahmut, müjdeler olsun oğlum. Meleğime donör bulundu. Hastaneden aradılar. Gerçek mi değil hala sen? Şaka yapmayın lan bize. Ya senin müjde verenine kurban. Ecdadına rahmet. Kapat aracım ben seni. Meleğe donör bulunmuş. Donör mü bulunmuş? Yemin olsun. Şükürler olsun. Ya şükürler olsun ya. Şükürler olsun Mithat'ım. Rafık hayırdır? Zeynel'im. Ablama donör bulunmuş. Ablam yaşayacak. Ne? Ya şükürler olsun Rabbime. Sen ne din ya? Gel lan gel. Gel. Oğlum be. Hele gel de gel. Beşler hayırdır, ne oluyor? Ya Melek ablaya döner bulunmuş, döner. Sen ne diyorsun ya? Şükürler olsun ya, şükürler olsun. Hadi gözümüz aydın, bak. Şşş, bana bak. Orada düvenlerine kadar tepsi, baklava, şöbiyet ne varsa dağıtın oğlum çarşıya esnafa. Hadi şenliğimiz var, lan şenliğimiz var, hadi.
Saatlerdir odasından çıkmayın. Defter mi okuyor hala? Evet. Bir şey ister misin dedim ama hiç oralı bile olmadı. Sen bu defteri bulmakla hiç yetmedin kızım. Okudukça aklı bulanıyor olan. Doktor zorlamayın diye. Biz dedik. Ama bu Nalsa okumaz ki. Hem Ömer ilk geldiği gibi de değil. Geçmişini öğrendikçe daha da mutlu oluyor ki. İyi de o defterde yazanlar hakikat mi? Bilmek. Niye? Çünkü Defne'nin defteri. Adı üstünde. Günlük. Kendi hissettiği gibi yazmış. Kendi ailesinde olanı biteni. Doğru yanlış sıkıştırıvermiş araya. Oğlan okudukça daha da fazla aklı bulanıyor. Ben en çok ona üzüleyim. Vildan teyzem, ben sana da bir kahve yapayım en iyisi. Olur kızım. O defteri sen sakladın değil mi ana? Ne münasebet. Ne saklayacağım ben defteri? Okumuşsun ama. Ne var ne yok biliyorsun defterde. Bir de üzerine böyle kaygılanınca insanın aklına başka türlü bir şey gelmiyor. Canım elime geçiverdi, şöyle bir bakıverdim. Ne diye saklayayım ben defteri? Ömer'i yönlendirmeye çalışma artık. Bırak içinde neyi merak ediyorsa, neyi bilmek, anlamak istiyorsa ona çaba sarf etsin. İster defterden okur, ister birileriyle konuşur sorar. Böyle böyle toparlayacak hafızasını çocuk. Elbet olanı biteni öğrenecek. Bütün gerçekleri önüne sermek ona iyilik mi oluyor? Gerçekleri saklamak da iyilik değil. Ömer'in yeni bir hayata ihtiyacı yok. Ömer'in kendi hayatına, kendi geçmişine ihtiyacı var. Şuraları imzalamanız gerekiyor. Gönüllü olduğunuza dair bazı maddeler var orada. Okuyun isterseniz. Şartları gayet iyi biliyorum. Gizlilik esas. İlk Bankası'na yapmış olduğunuz bağışla ilgili verilerin işlenmesine izin verdiğinizde onaylamanız gerekiyor. Şuraya da imza lütfen. İmzalarım. Her şeyi imzalarım. Sonuçta hayat kurtarıyorum değil mi? Kendi hayatım dahil. Keşke herkes sizin kadar istekli olsa. Kan bağışı, organ bağışı her ne kadar gönüllülük esasına dayansa da insanlık için bir vazife olmalı. Yapılan her bir bağışla hastalara can vermek, hayat vermek toplumsal bir vicdanın göstergesidir. İnsanlığın en güzel hediyesidir. Çok teşekkür ederiz Alpay Bey. Ne demek, ben teşekkür ederim. Gerçekten çok duygulandım. Nakil ne zaman olacak? Yetkili arkadaşlar vakti geldiğinde size bununla ilgili dönüş sağlayacaklar beyefendi. Peki. Bundan sonra önemli bir süreç bizi bekliyor. Meleği nakil öncesi özel bir odaya alacağız. Bütün testler yeniden yapılacak. Özel bir diyet uygulanacak. Kan değerlerini stabil tutabilmek için destek bir tedavi uygulayacağız. Yani özetle Meleğin genel sağlık durumu nakil için hazır hale getirilecek. Aynı şeyler donör için de geçerli. Donör de 5 gün boyunca özel bir odada takip edilecek. Peki bu nakil sırasında herhangi bir sorun çıkmaz değil mi? Çünkü daha önce yapılan testlerin de bağışıklık sisteminin düşük olduğunu söylemiştiniz. Benim öngörüm çıkmayacağı yönünde. Zaten dediğim gibi bağışıklık sistemini güçlendirmek için destek bir tedavi uygulayacağız. Peki doktorum, bunlar yapılırken biz meleğe görebilecek miyiz? 5 günlük süreçte sterilizasyon çok önemli. Sizin bu süre zarfında her gün hastanede olmanıza gerek yok. Zaman zaman servisten bilgi alabilirsiniz hastanın durumu hakkında. Doktorum, melek iyi olsun da biz gerekirse uzakta da dururuz ya. Artık bir aksilik çıkmayacak değil mi? Yani iyileşecek annem, kurtulacak bu durumdan. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama şunu unutmayın. Anneniz çok güçlü ve cesur bir kadın. Sizler de evlatlar olarak aynı dirayet ve inancı göstermelisiniz. Melek bütün gücünü ailesinden ve sevdiklerinden alıyor. Buna inanın. Ne güzel söyledin doktor. Melek iyi olacak. Biz de onun arkasına daha iyi duruşuz. Benim bu arada yapmam gereken bir şey var mı? Yani hani yeme içmeyle ilgili bir ilaç alacak mıyım? Efendim ne bileyim, yani sağlık açısından diyorum. Sonra bir aksaklık falan filan olmasın da. Özel bir şey yapmanıza gerek yok Alpay Bey. Normal hayatınızda sağlıklı yaşamaya devam edin yeter. Zaten nakil için çağrıldığınızda gizlilik kuralları içinde önce 5 gün hastanede yatıyorsunuz. O süreçte diyetiniz veriliyor, tetkikleriniz yapılıyor. Bu sürede kimseyle temas etmemeniz sağlanıyor. 5 gün diyorsunuz. Evet, en az 5 gün.
Sağ olsun. Afiyet olsun. Üşat. Bak, Defne Afiyet'e gittiğimiz günlerden bahsetmiş. Ama birkaç soru takıldı kafama, arayıp sorsak mı? Olur, olur da. Defne şu an hastanede annesinin başındadır ama Ömer. Doğru diyorsun, şimdi kendi derdime düşüp bencillik etmeyeyim. Zaten not etmiştim. Daha sonra arayıp sorarım. Ama böyle acayip garip hissediyorum kendimi, biliyor musun? Böyle okudukça iyi hissediyorum kendimi. Bazı şeylerin adını bilmezsin ama böyle dilin ucuna gelir. Söyleyemezsin ya, onun gibi bir şey. Öyle durumlar yabancıymış gibi ama duygular yabancı değilmiş gibi mi? Aynen öyle. tamam öyleyse. Haydi arayalım Defne'yi. Biz hastaneye gideriz. Sen de Melek teyzeye geçmiş olsun dersin. Olmaz öyle şey. Hastane hastane yok. Orası Ömer'imin iş yeri. Herkes onu tanıyor. Üstüne geleceğiler, iyi hissetmeci. Oğlum, başka vakit ararsın Defne'yi. O zaman görüşür, konuşursunuz. Hı? Doğru söylüyor. Yani şimdi hiçbir şey hatırlamıyorken oraya gitmek olmaz. Peki. Cevizimin iç. Sen de deftere gömülüp de öyle kendini boğma. Az bir nefes al. Beni boğmuyor ki. Aksine beni boğan durumdan çıkmamı sağlıyor. Sen yine al pay ya. Alo İdris. Buyur yenge. Ha? Nerede bu Alpay, ben ulaşamıyorum. Bilmiyorum, bir telefon geldi, acil çıktı buradan. Ne telefonuymuş o? Kim aradı? Bilmiyorum, bir şey demedi. Aa. Kenan mı yoksa? Yok, o değil. Bu bir şeyle alakalı bir yere başvuru yapmış galiba. Oradan bir onay gelmiş. Onunla alakalı acil çağırdılar. Sordum, bana da bir şey söylemedi. Tamam, hadi görüşürüz. Sen şu aklındakini bir anlayabilsem zaten Albay'cığım. Hocam. Buyurun Albay Bey. Ya hocam, dün birazcık sert çıktım size. Meleğe olanlar bayağı böyle beni sarstı. Hepimiz insanız yani, sonuçta etkileniyoruz. Yani size karşı haddimi aştıysam kusuruma bakmayın, ne olursunuz. Yani emin olun benim amacım ona yardım etmekti. Yani siz de beni anladınız sonuçta, kırmadınız. Melek iyi olacak inşallah. Hiç önemli değil, geçmiş olsun. Biz de zaten Melek Hanım için elimizden geleni yapıyoruz. Hiç şüphem yok hocam, hiç şüphem yok. Yani sizin çabanızı görüyorum ben. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler, sağ olun. Keşke ben de kalabilseydim annemin yanında. Olmaz kızım. Kardeşin evde yalnız. Sen gitmeyince iyice merak eder. Ya dede, ne diyeceğiz peki? Bir sürü soru soracak yani Seyit Ali. Annem nerede diyecek? Ne bileyim oğlum. Geçen sefer gibi söylesek ne iyice merak edecek ya. Bu sefer gerçeği mi söylesek çocuklar? Ha? Annen hasta. Hastanede yatıyor. İyi olunca çıkar diyelim ha? Yok yok dede, olmaz. Tutturur ben de geleceğim diye. Götürün beni hastaneye der. Ha, doğru. Defne kızım, annenizin durumu malum, iyileşecek, atlatacak. Kardeşiniz bende kalsın bu gece. Hatta şöyle yapalım, alın kardeşinizi, gelin. Ben de yemek yeriz, oyalanır çocuk. Bilemedim şimdi baba, ne diyeyim? Ne olacak kızım? Hep beraber bir arada oluruz, birbirimize moral veririz. Sıkılırsanız sonra gidersiniz dedenize. Anneniz iyileştikten sonra ben Ali'yi gönderirim. Bunda bakar ona, merak etmeyin. Yok yok, gerek yok. Oğlum bak, her ne olursa olsun siz benim evlatlarımsınız. İçeride yatan da anneniz. Ne olursa olsun ben sizin yanınızda olacağım, bunu tartışmayalım, olur mu? Kardeşiniz daha çok küçük. El ele verip onun bu durumdan etkilenmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Eskiden yaşanan şeyleri, öfkeyi unutacağız. Anneniz için ne gerekiyorsa
Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tamam baba. Biz konağa geçelim önce. Seyit Ali'ye çanta yapayım ben. Sonra geliriz Kerem'le. Tamam. Ben çok kalmam. Şimdiden söyleyeyim de. Tamam oğlum, tamam. Ne zaman istersen gidersin. Tamam. Seyit Ali Bey, bu başınıza gelenler en kısa zamanda geçecek umuyorum. Hiç beklemediğimiz bir anda, beklemediğimiz birileri derdimize derman olur. Bunu bilemeyiz. Onun için kimseyi küçük görmeyelim. Tamam. Hadi çocuklar, biz gidelim. Kaç dakikan var mı? Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Yıllar yıllar önce ben çocukken küçük bir kız vardı. Hesapsız masum bir kız. Gözleri umutla bakardı. Kalbi neşeyle çarpardı. O kıza aşık oldum. Çok sevdim. Çok bekledim. Demek ki daha bu memlekette içecek suyumuz, alacak nefesimiz varmış. Sen kadere inanırsın Kenan. Bugün daha burada duruyorsan onun vardır bir bildiği. Alo İdris. Efendim abi. Alpay'ın kayıtlarını polise verme. Ne oldu abi, hayırdır, vaz mı geçti? Alo. Albayım neredesin? Oo, Kenan Bey. Ne oluyor ya böyle? Bilinmeyen numaralar falan. Veda etmek için mi aradın?
Seninle ve Funda ile konuşacaklarım var. Öyle mi? Nerede buluşacağız, konuşacağız? Size geleceğim akşam. Görüşürüz. Şimdi bu? Anlamadım ben. Ne konuşacakmış ki bizimle yani? Bilmiyorum, bir şey demedi. Ver. Kalacağını da demedi, değil mi? Demedi. Uçağı kaçta? Acaba bizimle konuşacak, sonra mı gidecek? Ya da ne bileyim yani... Belki vicdana geldi, seni affettim demeye mi geliyor? Ya da tam tersi mi? Senin onu yakacağından mı korktu, bir şeyler mi diyecek? Yani ne düşündü acaba? Of, bunda tamam. Bilmiyorum. Gelsin, ne diyecekse desin, ondan sonra da gitsin. Çocuklar gelecek zaten. Ne? Ya nereden çıktı şimdi? Ne demek nereden çıktı ya? Gelemezler mi? Ali'yi uzun zamandır görmedim, özledim çocukları. Bu kadar pasta börek, yani çocuklar için. Kenan'ın gözünü boyamak için değil. Zıkkım iyisin Kenan. Çocuklar aldım ben bunları. Hayır tamam canım, sen bir aklından geçeni söylesene bana. Aklımdan geçenleri söylüyorum zaten. Birdenbire böyle yine bir çocuklara düştün, bir şeyler falan. Ya ne oluyor Alpay? Funda. Melek kanser. Biliyorsun değil mi? Bak çocuklarımla aramı iyi tutmaya çalışıyorum. Eğer meleğe kötü bir şey olursa yanlarında olmak istiyorum. Onları bir başlarına bırakmayacağım. Eğer gerekirse de Ali'yi yanıma alacağım. Kötü müymüş o kadar durumu? Yani yok muymuş kurtulma ümidi falan? Yani kurtulma ümidi yok değil. Ama benim... Hayır ya. Şimdi biz bir düzen kuramadık daha Alpaycığım. Sen şimdi o kurulmamış düzenin üzerine tekrar bir düzen kurmaya çalışıyorsun. Onu diyorum ben. Ne varmış düzenimizde ya? Koskoca ev. Çocuklara mı yetmeyecek yani? Defne zaten evlenecek. Bir kere mi battı gözüne? Alpay. Gerçekten bak söylemeye çalıştığım şey bu değil. Bak bir çocuğumuz olacak. Tamam. Ben yıllar sonra baba olmanın heyecanı tekrar seninle beraber yaşayacağım. Ve o çocuklar da bu ailenin bir parçası. Yeni doğacak çocuğumuzun da kardeşleriyle hep beraber bir bağ olsun istiyorum. Doktor çok umutlu konuştu abla. Nakilden yana bir sıkıntısı yokmuş. Hepimizin de yüreği ferahladı tabii. İlk nakliyle kurtulan çok fazla kanser hastası var. Eğer doktoru bir komplikasyon olmadığını söylediyse, Melek bu savaşı çok rahat atlatır. İnşallah, inşallah. Ameliyat sonrası mühimmiş. Eğer gücü direnci yerinde olursa atlatır diyorlar. Oluşur elbet. İyi bakışız meleğimize. Sağlığına kavuşturdu yardını bırakmayacağız. Moral da çok önemli. İşte kızcağızın çilesi bitince bünyesi de dert tutmayacak artık. Çok şükür Melek'in iyileşmesinden başka derdimiz yok. Ben de Perhiz'ini araştırayım, güzel güzel yemekler yapalım ha Defne, olur mu? Olur tabii yenge, yaparız. Annem iyi olsun da. Vallahi bak ne güzel söylediniz ikiniz daha. Aa burada yemekleri yapıp yapıp hana getireceğinize... Melek'in Perhiz'iyle ilgilenin azıcık değil mi? Alakası var, ne alakası var? Çok alakası var. Hana anne! Baba! Gel. Hana anne biliyor musun? İkra abla çok değişik masallar, efsaneler anlattı. Anneciğim biliyor musun? Ben de çok sevdim. Sen bana hiç anlatmamıştın. Kocaman konuşacak büyük çiçekler varmış. Kime dokunsa iyileştiriyorlarmış. Ay ne güzel şeyler anlatmış İkra abla size. İkra kızım sen ayakta kaldın. Otursana, bu yaramazlar üzmüştür seni. Yok, üzmediler hiç. Kadir, İkra ablam senden daha güzel masal anlatıyor. Öyle mi? İyi, oldu o zaman. Bundan sonra o anlatsın sana masalları. Kadir, hemen kızma. Senin bebeğini anlatın diye dedim. Aman canım, çok düşüncelisin. Sağ ol, ben kendi bebelerime kendim anlatırım masalları. Sırayla anlatırsınız. Sen de hele bir bebelerin doğsun da sağlığınla. Hala, ben Seyten'in çantasını hazırlayayım ve babama geçerim geç olmadan. Tamam kızım, hadi hazırlan. Mahmut götürür sizi. Hadi hazırlanın da çıkalım madem. Tamam dayı.
Babama mı gideceğiz? Anne! Seni ben var ya, seni yerim sen ha. Seni yerim. Gıdıkla Kadri, gıdıkla Kadri, gıdıkla Kadri. Ya hala inanamıyorum ben ya. Onca yıl yüreğimdeki korla, içimdeki ümitsizlikle yaşadım. Ya bu yaşadıklarım rüya mı diye soruyorum kendime, derdi o. Melek ilk defa beni sevdiğini söyledi bugün. Ve ilk defa kimse karşımıza duramadı. Sabrın sonu selamet kardeş. Olmaz dediğin şey oluverdi işte. Ya 20 yıl Halil. Sen 20 yıl bekledin. Bir an bile Melek'i sevmekten vazgeçmedin. Hiçbir zaman. E kardeş, vuslatı hak ettin sen. Hak ettim değil mi? Hak ettim. Ne oldu? Bak, gitti, gelmez dedin. Geldi, gönlünün tahtına oturdu, bitti. Çok şükür. İnşallah sağlığı böyle hep iyiye gider. İnşallah kardeşim. Meleğin gözlerinde geldiğinden beri göremediğim sevinci gördüm. Umudu, neşesi, gülüşüne karışmış. Hayat dolu bakıyor artık. Sizi sevgi iyileştirdi kardeş, ikinizi de. Ben senin gözündeki o sevinci gördüm. Yılların yarasına oturdunuz, beraber sardınız. Çok şükür, ne güzel ya. Sen yıllar önce bu evi Melek için yapmadın. Evet. O zaman şimdi yarım kalan ne varsa tamamlayacaksın. Şu evin şöyle bir eşyasına, perdesine, merdesine bir el at. Bir yılların kasveti bir gitsin. Tamam. Ya sen demiyor muydun? Ben Melek'le bir olsam şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. E al yap. Doğru diyorsun ha. Ben yarın gideyim onun yanına, hemen konuşayım. Söyleyeyim, onun zevkine göre ne varsa yapacağım bu evde. Bitti. Nerede? Şimdi mi gitsem ya? E durduğun kabahat. Alırlar mı oğlum beni hastaneye? Şansını dene. Özledim de çok. Kalk git kalk. Kalk da ben de çayımı içim. Hadi kalk git. Melek'in durumu çok kritik ya Kenan. Melek kanser. Öyle mi? Sorma ya. Biz de Funda'yla doğacak çocuğumuzla ilgili gelecek planları kurarken bir de başımıza bu dert çıktı. Kerem, Defne, perişanlar. Ufaklığın zaten hiçbir şeyden haberi yok. Ama ben çocuklarım için elimden ne gelirse artık yapacağım. İşe yükleneceğim. Elimden geldiğince tabii. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani sen gidiyorsun. Dükkanı da kapalı. Çocukların sorumluluğu zor tabii. Yani Melek'in babası Melek'in hastane masraflarını karşılayacakmış. Ama ben çocuklarım onların ellerine baksın istemem. Ben kendim ne gerekiyorsa yapacağım. Alpay tamam, yeter. Gider ayak sık boğaz etme sen de Kenan Bey. Boğazına dizildi zaten yedikleri, baksana. Ne var bunda canım, ben dolmuşum. Yani dertleşiyorum kardeşimle. Sen niye gelmiştin buraya? Ne söyleyecektin bize? Meleğin durumuna gerçekten çok üzüldüm. Kanser çok zor bir hastalık. Bir kere musallat oldu mu kurtulması zor. Allah çocuklarına bağışlasın. Ben uçak rötar yapınca sizlerle son bir defa ailecek oturayım, vedalaşayım istedim. Madem böyle bir durum var, seni bu halde yolda koymak bana yakışmaz. Konu ciddi çünkü. Hadi ince de iş güç kurulmaz. Bir süre daha kalayım. Ama eski düzen olmayacak artık. Şartlar değişecek, yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Yapılanma. Nasıl bir yapılanma bu? Gayet açık konuşuyorum. Artık ortak değiliz albayım. Sen benim çalışanım olarak devam edeceksin.
Ömer merhaba. Merhaba Defne. Nasılsın? Annen nasıl oldu? İyiyim, çok iyiyim. Güzel bir haberim var sana. Donör arıyoruz demiştik ya, donör bulundu. Annem nakilden sonra inşallah kanseri yenecek. Ciddi misin? Ya bundan daha güzel bir haber olamaz. Şu an nasıl Melek abla? İyi mi? Evet evet, çok iyi. O da duyunca çok sevindi tabii. Ameliyat gününü bekliyoruz işte, bakalım. Bugün bir gelsin hayırlısıyla. Oh süper, çok sevindim. Ben de defteri buldum. Hani kayıptı ya. Gerçekten mi? Çok sevindim, süper. Hatta şu an elinde. Alfet'te ne kadar eğlenmişiz. Ya tekrar tekrar okudum. Keşke tekrar gidebilseydik. Olur tabii ki. Gideriz. Ben de çok isterim. Ciddi misin? Yani annen işini bırakıp nasıl gideceksin? Annemin nakili için 5 günlük bir hazırlık sürecini alacaklar. O sırada zaten biz göremeyeceğiz onu. O yüzden yarın kurstan sonra gidebiliriz. Olur. Olur, ben varım. O zaman yarın haberleşiriz. Tamam. Akşamlar Defne. Sana da, görüşürüz. Kerem. Kerem, giyinmedin mi hala ya? Niye böylesin sen? Üstüne başına bir şeyler giysene. Ya Devrim, beni vallahi hiç katma. Ben çekemeyeceğim bak babamı. Kerem, tamam haklısın ama sen böyle tavır takındıkça babam saçmalamaya devam edecek. Ya seni kazanmaya çalışırken eline yüzüne bulaştırıyor, görmüyor musun? Farkında değil misin? Ona biraz fırsat vermelisin Kerem. Yani en azından çabasını görmeye değer. Ya ne olursa olsun o bizim babamız Kerem. Bunu kabul etmek zorundayız artık. Hem beni yalnız mı bırakacaksın orada? Ne olursun. Oh. İyi, tamam. İyi, gidiyorum o zaman. Takdir edersin ki o dükkanı ben açtım. Bu kararı verirken de sana haksızlık yaptım falan düşünme lütfen. Maaşın, geçinmenize yetecek, bundan da endişen olmasın. Ha, bu arada sağa sola bulaşmalara artık bir son vereceksin. Karadağlarla, Şirhanlarla da en ufak bir tartışma istemiyorum. Sadece kendi hayatınla, ailenle ilgileneceksin. Başka? Halil'le Melek'i de rahat bırakacaksın. Melek senin çocuklarının annesi. Başka bir şeyin değil. Halil'in ne yaptığı, ne yaşadığı da bizi ilgilendirmez. Yani Kenan Bey doğru söylüyor aslında. Senin çocukların dışında pek bir şey ilgilendirmemesi gerekir. Yani çocuklarınla da aslında anneleri ilgileniyor, dayısı ilgileniyor, dedeleri ilgileniyor. Ne yani? Sahip çıkmayayım mı yani çocuklarıma? Sevmeyeyim onları? Ben böyle bir şey dedim mi? İstediğin gibi anlama şu lafı. Albayım, Halil Melek'le bir yol çizip hayatına bakarsa, Ömer de Defne'yle evlenirse kimsenin benimle de seninle de bir derdi kalmaz. Yani bütün bunlar sen ve Vildan Hanım'ın önünü açmak için olacak. Defne kızım Şirhanlara gelin olacak. Halil de çocuklarıma babalık taslayacak. Çok iyi ya. Çok iyi. Halil'le Meleğin yıllar evvel yolunu kapatan da sen değil miydin albayım? Fundanımın yanında beni konuşturma. Ne diyorsun lan sen? Onun bundan ne alakası var? 20 yıl önceydi o. Gençtik o zaman. Şimdi de 40 oldu. Demek ki olgunlaştın, artık kenara çekilmen lazım. Yanlış mıyım? Kenan Bey aslında yerden göğe kadar haklı Alpaycığım. Sen de onu bunu bırakıp bize, ailemize dönersen çok iyi olur. Seviniriz. Sen bize bir kahve yapsana canım. Tatlı da aldım. Bunları getir. Yeriz. Thank you.
Ne diyorsun lan sen? Hı? Ne diyorsun? Daha dün düşman olduğun insanlara köle mi olacaksın? Adnan'ın acısı ne zaman geçti Kenan? Seni aşağılayıp yaka paça ortalığa atan insanları unutacak mısın? Acılar unutulmuyor albayım. Misal, seni hiç unutmayacağım. Acı insanı sakinleştiriyor. Ben de artık sakin yaşamak istiyorum. Konumuza dönecek olursak, şartlarımı söyledim. Bu sadece benim için değil bak. Senin de hayatını düzene sokacak. Ne bir çocuğun olsun, bana hak vereceksin. Ben de ailene destek olmak için elimden geleni yapacağım işverenin olarak. Tamam mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Kahve yaptım. Tatlı da var. Ellerinize sağlık. Bugün çok içtim, dokunacak. Tatlıyı da benim yerime albayım biz. Severim. İyi akşamlar. Ne dedin şimdi, kalkıp gitti? Bir şey demedim ya. Bir araba laf etti, gitti işte. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Anlıyorsun bitkilerden. Seviyorum bunlarla uğraşmayı. Her derdin devası doğada. Dutun lekesini yine dut yaprağı çıkarırmış ya. Onun gibi işte. Yeter ki biz onu bulalım, dokunalım, kokusunu içimize çekelim. Toprakta yetişen her bitkinin, otun bize söylemek istediği bir şey var. Biz duyalım yeter ki. Ben de eczacıyım. Ya. Benim mesleğimin kökeni de bitkilerle ilgilenen aktarlarmış aslında. Tabii kültürden kültüre gelişmiş. Sonra da kimyayla buluşmuş. Ne güzel bir mesleğiniz var ya. Keşke ben de ilaçların bilimini öğrenebilsem. Böyle insanlara faydalı olacak buluşlar yapabilsem. Ben de dedemin öğrettiği kadarını biliyorum işte. Okuyor musun? Liseyi bitirdim. Sonra dedemin hastalığı ağırlaşınca üniversiteye gidemedim. Bakıma ihtiyacı vardı çünkü. Bu arada başın sağ olsun. Sağ ol. Düşünüyor musun üniversiteye gitmeyi? Eltim, neredesin Eltim? Su almaya diye gittin. Ortalıktan kayboldun. Bir şey konuşacaktım seninle. Konuşalım Kadriye, ne konuşacağız? Özel bir konu vardı da. Canım, ben senden bir konuda yardım isteyeceğim de. Ben bir meyve doğrayacağım lan. Canım benim, bir konuda yardım edebilir misin bana? Bu dükkan açma işlerini ben hiç bilmeyeyim de, bu işte resmi evraklar, ne bileyim izin belgeleri falan olun ya. Ha? Bu konuda değil, bana bir destek olsan. Tabii tabii Kadriye, olurum, ne demek? Seyran, Gülcem'in uykusu geldi, gidelim mi artık? Tamam canım, geliyorum. O zaman müsaitsen. Ben senin dükkana geleyim. Dükkanda konuşalım, olur mu? Tabii tabii, gel istediğin zaman, müsait. Şimdi gideyim ben, Gülcan'ın üstünü giydireyim. Sonra da gidelim. Tamam, tamam. Çıkarız. Kolay gelsin. Sağ olasın, hadi sağ ol. Abla, maşallah. Seyran Hanım'la aranız pek iyi. Aman, en iyi eltilerin bile hamamda bohçası yarışır. İşim düştü demeyi de. Çocuklar, açsanız yemek de var. Funda ablanız çok güzel yemekler yaptı. Yok baba, aç değiliz. Yedik de geldik. O zaman bunlardan yiyin. Bakın, en sevdiğiniz şeylerden aldım. Sağ ol. Baba, biliyor musun? Dedem yurt dışından bir sürü oyuncak getirdi. Öyle mi? Çok güzel. Ablam çantama koydu. Burada oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin oğlum. Zaten birkaç gün buradasın. Bu arada annen de seni özler. Ondan sonra gidersiniz. Bir hafta burada kalabilirmişim. Dedem izin verdi. Tabii ki. Oyuncaklarımla şimdi oynayabilir miyim?
Evet tabii oynayabilirsin. Nerede senin çantan? Ben içeri koydum. İçeride. Geleyim mi? Gerek yok abi, gerek yok. Ben kendim oynayacağım, gerek yok. Defne'cim, ben bu Ömer durumunu duydum. Geçmiş olsun canım. Hafıza problemi büyük bir sıkıntı. Sabır gerekiyor. Üzerine şimdi bir de annenizin durumu. Gerçekten çok zor. Çok geçmiş olsun. Benim de böyle hormonlar falan çok karışık, kusura bakmayın. Bugünleri beraber açacağız çocuklar. Biz her zaman yanınızdayız. Bunu sakın unutmayın, tamam mı? Sağ ol baba. Çok teşekkürler. Kerem. Oğlum senden özür dilerim. Ben sadece o pisliklerden seni kurtarmak için öyle yaptım. Yani işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Olan oldu, yapacak bir şey yok baba. Ama yine takıma döneceksin zaten değil mi? Bilmem. Dedem konuştu. Haber bekliyoruz. Dönersin, dönersin. Senin gibi bir oyuncuyu asla kaybetmek istemeyeceklerdir. Ben döneceğine inanıyorum. Defne kızım, sen de Ömer'le çok mutlu olacaksın, buna inanıyorum. Ama birazcık sabretmek gerekiyor. Değil mi? Kardeşiniz de büyüyor. Annenizin sağlığı için de elimden geleni yapacağım. Hayırdır baba? Annem bu durumda olması senin vicdanını mı sızlattı? Oğlum anneniz sonuçta. Üzüldüm tabii. Yani bu yüzden birbirimize destek olmalıyız. Hem yakında bir kardeşiniz daha olacak. Kardeş mi? Ben hamileyim Keremciğim. Çok iyi. Tebrik ederiz. Sağ ol. Yeniden baba oluyorum. Ama her çocuğum benim için değerli. Bunu sakın unutmayın, tamam mı? Umarım iyi bir baba olursun. Umarım bizim yaşadıklarımızı yaşamaz da o da mutlu bir çocuk olur. Abla. Gel Sait amca. Meleği bir görebilseydim. İçim yanıyor. Ya böyle hiçbir şey yapmadan oturmak çok zor geliyor. Etme abla. Biz de bir defa görebildik. Şimdi yeni bir odaya çıkartacaklarmış. Ama öyle görüşme falan yok. Neyse. Şükür ki sağlığı için. Bir başına mı gireceği ameliyata? Yok abla. Olur mu böyle şey? Ameliyattan önce hepimiz gider görürüz. Hem onun içine bir güç kuvvet olur. İnşallah bu nakil işi ayağa kaldırır, can verir meleğime. Yüreğimizi ferah tutalım abla. Dualarımızda, yüreğimizde onun. İnşallah sağ salim çıkıp gelecek. Ama sen de kendine dikkat edeceksin ha abla. Sağlığına iyi bakacak. Melek iyileşip de buraya geldiğinde onun etrafına sen dönersin. Kimseye el sürdürmez bilirim. Bakarım elbet. Hele bir gelsin, hele bir sağlığına kavuşsun, evine dönsün. Ben onu tez vakitte ayağa kaldırırım. İnşallah abla, inşallah. Ha, abla. Melek Han'la düşüp bayılmadan önce Halil'le ikisi gelip evlenmek istediklerini söylediler. Haberin olsun. Ne Cumali ne de ben önlerine geçmişiz. En doğrusu da bu. Sevdanın karşısında değil, yanında duracağız elbet. Yani. Geçmişte ne olmuşsa olmuş. Biri yanlış anlamış, bir iki başka demiş. Kader işte. Döni, dolaşı, aynı yola giriyor gene insan. Aradan 50 yıl geçse de olacak olanın önüne geçilmiyor. Ben Zümrüt'le bu konuyu biraz konuştum. Ama hiç değişmemiş, hep aynı yerde duruyor inatla. Yok diyor bana. Bırak Asma abla.
Yine de ses etme abla. Kimsenin haberi olmasın. Her evin melek bir iyilesin. Sağlığıyla kalkıp gelsin. Ondan sonra melek de halle yuvasını biz yaparız inşallah. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Uyumadan önce küçük bir sürpriz diye gelir değil mi? Sürpriz mi? Evet. Bekleyin, hemen geliyorum. Sadece 10 dakika. Feyyaz Hoca'ya yakalanmak yok. Beğendin mi kıyafetlerimi? Modaymış. Hastane modası. Deli, yasak buraya girmek biliyorsun. Biliyorum ama işte yüreğim öyle demiyor. Ne diyormuş yüreğim? Diyor ki, meleği görmezsen, ona iyi geceler dilemezsen, gece huzur bulamazsın. Nefes alamazsın. Sabah olmaz. Güneş güzel diyor. Tüm evren karanlıkta kalır diyor. Peki benim yüreğim ne diyor biliyor musun? Ne? İyi geldi böyle yanı başına. Geceye konu verdi. Sana iyi geceler diyor. Oh. Artık ağrısız, acısız, huzurla rahat bir uyku uyuyabilirsin diyor. Sağ ol. Sağ ol her şey için. Bütün yaptıkların için. Hayatımdaki varlığın için. Bugün için. Şu anımız için. Daha yeni başlıyoruz Melek. Sen buradan sağlıkla çıkacaksın inşallah. Ailen ve ben hep yanında olacağız. Artık kederden, üzüntülerden uzak duracaksın. Birlikte evimizi, yuvamızı kuracağız. Resmini çizdiğimiz çiçekleri toprağımızda yetiştireceğiz. Dağın ardında çizdiğimiz güneş evimizin penceresinde parlayacak. Ben senin gülen yüzünü gördükçe ömrüme ömür katılıyor Halil. Sabahları huzurlu uykumdan senin güzel şarkılarını dinleyerek mutlulukla uyanacağım. Tabii bu hayallerinin gerçekleşmesi için evvela güzelce uyuman gerekiyor biliyorsun değil mi? Bir hafta içerisinde ameliyatın da bitecek. Buradan sağlıkla çıkacaksın. Sonrası tatlı bir telaş ikimiz için. Güzel günlerimiz için. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Ben seni beklerken yarım kalan şarkımızı da tamamlayacağım. Ömrüme hoş geldin hediyesi. Sabırsızlanıyorum hediyemi almak için.
geldin bineyim. Ömrüme hoş geldin. Ben seni çok seviyorum. Ben de. Seni çok seviyorum. Süzülüyorum. Yol çok uzun, çok güzel. Biraz yorgunum, ilaçlıyım. Bazen çok korkuyorum. Ama yine de cesaretle, ha gayret diyorum. Korkularım da yorgunluğum da geçecek melek. Geçecek inşallah. Tepenin arkasında saklanan güneş senin için doğacak. Ben de dünden beri bunu düşünüyorum. Çocukların dertleriydi, yaşananlardı derken zaman akıp gidiyor. O zaman neyi bekliyoruz? Beklemeyelim. Günaydın. Günaydın. Vallahi akşamki performans çok güzeldi Alfaycığım. Harikaydı yani, babalık şov. Şov falan yapmadım, gereğini söyledim. Sen de payına düşeni anlamışsındır diye umut ediyorum Fundacığım. Bundan sonra Alpay bu. Hmm. Bundan sonra mükemmel babayım diyorsun yani, öyle mi? Aynen öyle. Baba! Günaydın. Günaydın. Rahat uyudun mu? Evet. Harika. Sana bir kahvaltı tabağı hazırlayayım mı? Olur. Harika. Hadi bakalım geç. Günaydın. Günaydın. Şimdi ver bakalım çatalı bana şuradan. Bir tane salatalık. Sonra bir tane börek. Domates. Ve peynir yemeden de olmaz değil mi? Bu da meyve suyun. Geç bakalım. Vallahi gözlerim yaşardı Alpaycığım. Siz şimdi baba oğul dükkana gidersiniz mi? Çalışırsınız beraber. Dükkan soğuktur, üşür orada. Ayrıca Seyit Ali Bey'in laf sokmalarıyla falan filan uğraşamayacağım. Oğlum benim burada evde sıcacık oturacak. Değil mi Funda ablasıyla beraber? Evet. Alpay. Abartma. Fundacığım, dün akşam Kenan'ı duydum değil mi? Adam bana dükkanda işçi muamelesi yapacak. Patronum benim dedi, kesti attı. Dükkan yok artık elimde. Uğraşamam onunla orada. Tamam. İyi peki. Anladık. Thank you.
nasıl yetiştireceğim bunların hepsini? Yardım et. Ya tamam, tamam kızım. Ya ben akşam yemeğini yaparken yaparım hepsini. Ne yapılacak? Her yer dağılmış yarabbim, babacığım. Ya olmaz, olmaz. Melen diyet yemekleri bunlar. Hepsinin benim kontrolümde yapılması lazım. Ya Defne de kursa gidici günü buldu ha. Ünzile nerede? Ha? Nereye kayboldu? Gelin hanım, bugün büyük temizlik günü. Ya ben bütün işlerimi yapayım, mutfağı mı yapayım? Kız bana yardım edeyim. İkra yardım etsin. Ünzile bana lazım. Olmaz. Nefise hanımım İkra bu evin çalışanı değil dedi. Nasıl yardım isteyeyim? İyi de ben de bu evin geliniyim ama bak çalışayım, her işe koşturayım değil mi? Ha? Ünzile neredesin? Ha? Neredesin Ünzile? Şu halime bak, perişan oldum. Hem yemekleri pişir hem beni düzenle. Vallahi sana da aşk olsun ha. Fırsatını bulunca hemen o kaytar işte. Abla, ya ben işleri yetiştirmeye çalışayım anca. Niye kaçayım ben işten? Ya bak sen vazgeç bu dükkan işinden. Bu benimle olucu iş değil ki. Aha bak Defne de derse gitti. Ne demek istin sen? Ha? Ya bu dükkan işi zor iş değil mi abla? Bak hiç kimse istemiyor. Sen niye anlamayın ya? Kendini harap ettin bak. Aha üç canınla ben senin içindeyim. Sana yazık değil mi? Öyle mi? Ha? Sen geç. Ocaktaki yemek ziyan olmasın. Ben bileyim yapacağımı. Çek şuradan. Olsun kızım. Selam Zeynel. Selam abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Melek Hanım hastanedeymiş. Duydum da çok geçmiş olsun. Bir ihtiyaç varsa elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Sağolsun. Hani geldiydin sen? Milletle oyun mu oynayayım? Yok oyun değil, gidecektim. Dün akşam uçak biletimi de almıştım ama bazı durumlar oldu, beklenmedik. Bir süre daha kalacağım. Bunda da var bir hayır. Bazı yanlış anlaşılmaları, soru işaretlerini insanların kafasından silmek için bir fırsat olacak bana. Bize göre bir şey yok. Gedeydin yanlışlarla, sorularınla, mazide kalırdın güzel. Benim de bir şerefim, onurum var Cumali Bey. Kötü anılarak gitmeyi kim içine sindirebilir ki? Ettiklerini biz etmedik. Kendi hesabını kendin tut. Ben gene de burada olduğum sürece huzurumuz için çabalayacağım. Tabii canım, tabii. Aman senin nedametin de tövben de şöyle bizden uzak dursun, geç. Eyvallah. Hayırlı işler. Abi hoş geldin. Sen akşam gitmiyor muydun? Hayırdır? Kaldır şunu, sök camını. Bundan sonra işimize, ekmeğimize bakacağız. Damarıma basılmadıkça kimseye dokunmayacağım. Alpay'ın görüntülerini ver bana. Bunları ben sağlam bir yere sakladım abi. Merak etme sen. İyi, peki o zaman. Abi, burada kalıymışsın. Sakıncası mı var oğlum? Yok, yok abi, yok da yani şey, buradan da satılık yasını kaldırınca ben benim dükkanı da geri alırsın diye düşündüm. Hani ondan onu getirdim. Yok, yok. O kalsın sende. Hediyemdir demiştim sana. Burada kalsaydın da aynısını yapacaktım zaten. Abi çok teşekkür ederim ya, Allah senden razı olsun. Da şey abim, yani ben dükkanı bana hediye ettiğini kimseye diyemedim. Hani bilin işte ya, durumlardan ötürü. Deme zaten oğlum. Kimse bilmek zorunda değil. Bak işine, boş ver. Düğün zamanı geldiğinde de el altından faydam olursa ne mutlu bana. Kimseyle benim yüzümden sıkıntıya düşmezsin için rahat olsun. Zeynel, sen buralarda pek dolaşma ya. Yoksa senin ihtiyarlar sana selam vermezler vallahi. Dükkan sahibimle konuşayım. Dükkan sahibimle konuşmamda bir şey demezler Zahar. Doğru ya, sen kiracısın. Merak etme oğlum. Kenan abim burada, artık bir şey olmaz. Aynen. Abim teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ ol aslanım, sağ ol. Alo. Görüntüler nerede? Bilmiyorum. Vermedim onu. Bir şeyler çeviriyor bu herif ama. Senin gözün kulağın açık olsun tamam mı? Merak etme.
Ben senin gülen yüzünü gördükçe önüme ömür katılıyor Halil. Sabahlarım huzurlu uykumdan senin güzel şarkılarını dinleyerek mutlulukla uyanacağım. Sağ ol her şey için. Bütün yaptıkların için. Hayatımdaki varlığın için. Bugün için. Şu anımız için. Hoş geldin hayatıma. Melek ablam hayırlısıyla bir taburcu olsun da hastaneden. Birlikte gezeriz Gaziantep'i. Mehmet dedem bana hep anlatırdı buraları. Gözlerin içi aydınlanırdı Antep deyince. Bakırcılar, kebapçılar, baklavacılar o anlata anlata bitiremezdi. Bir de botanik bahçesi varmış. Orayı çok merak ediyorum. Gideriz kızım. Oraya da gideriz. Aslında Mehmet dedem kötü olup hastaneye kaldırılmadan önce konuşmuştuk. Antep'e gidelim birlikte demiştik. Gezdirecekti bana burayı. O da çok özledim diyordu. Çok uzun zamandır gelemiyormuş. Ama olmadı işte. Hala. Ya Beyan ablalar temizlik yapıyor. Ben çok sıkıldım. Ben ne yapayım? Ben bir şey yapayım. Ne yapayım? Sen ne yapacaksın ki oğlum? Yaparım canım bir şey. Mesela fena perde asarım. Annem ona perde astırırdı. Yaparım yani. Madem canı sıkılıyor. İkra'yı da al botanik bahçesine gidin. Çok merak ediyormuş o da. Gezersiniz. Bahçe mi? Botanik açıdan diyorsun yani. Oğlum hava alırsınız. Güzel olur. Olur mu kızım? Olur. Vallahi sevinirim. İyi. O zaman sen hazırlan çıkalım biz. Ha, ben hazırım. Bir tek ceketimi giyeceğim çıkarız. Hazırsın. Hazır mısın yani? Bu. Çok iyi. Çok iyi. Sen bunu Defne'ye de öğretsene. Vallahi biz sabahtan randevulaşıyoruz öğlen çıkmak için. Çok iyi. Biz çıkalım o zaman. Oh. Kim oldun sen? Evimiz için istediklerini seçeceksin. Bu kadar kataloğu nereden topladın Halil bunlar? Sen ameliyattan önce istediklerini seç ki ben de ona göre hazırlıklara başlayayım. Ama senin kurulu düzenin var, bunlara ne gerek var? Melek, biz o düzeni seninle birlikte beraber yeniden kuracağız. Ciddisin sen. Ciddiyim tabii. Nereden başlayalım? Mutfak takımlarından mı? Yoksa salon takımlarından mı? Renklere bak. Bunlar alttakiler perdelik mi? Önce o zaman perdeyi seçelim. Renklere bak. Nasıl istersen. Beğendiklerini, renklerini seç. Ben de yarın ölçülerini aldırayım. Tamam? Melek. Sil o bakışları lütfen. Bak ben sende umudu seviyorum. Ümitsizliği değil. Bana inanmıyor. Boşa çabalayın değiller. Geçici bir heves tanıyorlar. Ama Seyran bak gerçekten ben bu yola yüreğimi koydum ya. Ben sana inanıyorum Kadriye. Başaracağına da eminim. Gerçekten mi inanayım? Hem de tüm samimiyetimle. Aslında bir şey diyeyim mi? Babam da bana inanıyor. İnanıyor ki dükkanı verdi bana ama işte Melek ağırlaşınca ne yapsın adam? Haklı olarak hastaneye koşturdu, ilgilenemedi. Şimdi ne diyeyim ben de ha? Benim bir dükkan işi vardı, babama diyeyim ha? Cık, olmaz.
Asıl Mahmut istemeyin. Ben ona kırgınım. Dur bakalım canım, üzülme şimdi bu kadar. Selam kızlar. Hoş geldin. Selam. Şöyle oturayım ben de. Nasılsın bakalım? Cesur iş kadını Kadriye. Allah canım, insan da iş kadını olunca şevk mi bıraktılar ya? Kadriye'yi biraz üzmüşler Banucuğum. Dükkan işinde kimseye destek olmuyormuş. Kim olmuyormuş mesela? Başta. Kocam. Olmayayım. Tabii. Klasik erkek tavrı işte. Başarabileceğine inanmıyor da ondan. Aynen öyle. Kadriye, madem babam sana dükkanı verdi, gerisini biz halledebiliriz, açabiliriz dükkanı. Evet. Deyin de. Nasıl? Nasıl olacağız? Önce gideceğiz, resmi işlemler için başvuracağız. Gerisi gelecek zaten. Ya. Sen de şey dedin, hani bir kurslar var dedin. Onlara başvuralım dedin. Evet, var tabii. Hatta bizim fakültede de vardı. Ya gastronomi bölümü açmıştı öyle bir kurs. Ya en olmadı başka bir yer bakarız. O iş bende, sen merak etme. Sen yeter ki iste. Biz sana bu dükkanı açacağız. Bak gör. Açık değil mi? Ya kızlar ya, Allah razı olsun sizden vallahi. Çok teşekkür ederim. İkinize de ayrı ayrı. Rica ederiz, ne demek? Ya bundan sonra görsünler. Kadriye girmiş, bundan sonra görsünler ya. Ha, işte bu ya. Abi bir gelin de. Ne oldu? Gel bir otur. Hakkı Usta, balcan kebabı hazırlayın bana. Tamam, bir balcan kebabı daha çıkartın buraya. Tamam usta. Ne oldu? Bak, ben hepsini düzenledim abi. Burada alacaklar var, burada da verecekler. Bunu böyle devam edersin. Faturalar da önceden olduğu gibi işlenip muhasebeye gidecek. Onu zaten biliyorsun. Tamam. Bitti mi? Ya bu kadar. Tamam, bu iş de bitti. Hangi iş? Hesap kitap işi. Bundan sonra hesap kitap işlerine ben bakmam bir dede bende. Sen bakarsın. Tamam, eski usul. Dışarıda seyyar tezgah açmak da yok bundan böyle. İki kardeş verecek burada omuz omuza. Ha, bu işimizin başına durucu paşalar gibi. Anladın mı beni? Abi bizim şu yan dönem var ya. Burayı da boşaltalım diyeyim ben. Burayı böyle genişletelim diyeyim, biraz büyütelim diyeyim. Ne diyeyim? Abi nereden çıktı şimdi bu? Biliyorum ben geçici olarak geldim buraya. Allah Allah. Allah Allah. Ya sen benim dediklerimi anlamayın Mithat Allah aşkı için ya. Ya geçici kalıcı diye bir şey yok, bitti. Unut. Dışarıdaki işlerin güçlerini de unut. İkimiziz diyeyim sağ, kimse yok bundan böyle. Babama bakma sen. Babam kalk gelir, kalk gelmez. Melen tedavisiyle ilgileniyor zaten kendisi. Hele gitsin bu saatten sonra torunlarını sevsin. Kadriye yarın bir gün doğurdu, doğurucu kadın ya. Ne iş var? Gelirse de gelsin ama başka şey yoksun, bizi izlesin, bizi seyretsin. Ben burada yoruluyum Mithat'ım tek başıma. Sen varken kime yakışır bu? Beni burada tek başıma mı koyacaksın sen? Tamam abi, tamam. Sen öyle istiyorsan kalırım. Öyle isteyeyim. Ama bu genişletme işi olmaz. Biliyorsun yengem dükkan açacak oraya. Sen boş ver yengeni, yengem vazgeçti o işten. Vaz mı geçti? Vazgeçti, boş ver. İyi, tamam. Babam ne diyecek peki bu işe? Ya Mithat'ım Allah aşkı için babam ne diyecek bu işe ya? Babam bu meseleye sevinir ha. Madem bu düvenin idaresini bana verdi. Ben ayrılık gayrılık istemiyorum bundan böyle. Anca beraber, anca beraber iki kardeş. Duydun mu beni? Ya sen bakma, o kendi de böyle istiyor de söyleyemeyiz ha. Yemin olsun sağlık. İyi, tamam. Ya o zaman bugün boşaltalım orayı madem. Genişleteceğiz dükkan. Boşaltalım, boşaltalım dediğin gibi. Ömer. Ben çıkacağım birazdan, locaya gideceğim oğlum. Tamam. Ben de Gülşat'ı bekliyorum, biz de çıkacağız. Hayırdır, nereye? Defne ile Alfet'e gideceğiz. Ne güzel düşünmüşsünüz. Gidin tabii, gidin. Hem hava alırsınız. Ya ben bir şey söyleyeyim. Ha anneciğim. Neyse. Biz seninle her şeyi konuşuruz anneciğim. Sen öyle lafını, duygusunu içinde tutan bir çocuk değilsin. Şimdi söyle bakayım ne diyeceksin? Ben artık üzülmüyorum. Neye? Defne'ye. Ben Defne'yi hatırlamıyorum ya. Üzülmüyorum. Onu yeniden tanımak beni daha çok heyecanlandırıyor. Biraz tuhaf olacak belki ama aynı insana yeniden aşık olmak belki de mümkündür. Elbette anneciğim. Elbette mümkün. Ayrıca hiç de tuhaf bir şey değil. Sen Defne'yi yüreğinle sevdin.
Şimdi aynı yürekle, aynı duyguyla bunları hissetmen hiç de tuhaf değil. Aşk dediğinde böyle bir şey zaten. İnsan sevdiğini önce kalbine, sonra aklına yazarmış. Akıl baştan gitse de sevgisi kalbinde kalır diyorsun. Senin aklın başında annem. Unutmak başka bir şey. Anne korkusu unutulmazmış. Hay maşallah. Dersi başımıza inşallah. İki Ömer'in bir gün bana da sarılır. Ne? Ben senin cevizinin içi değil miyim? Sana da sarılırım. Ben çok güzel bir aileye sahipmişim. Bu kadarını bilebilmek güzel. Defne, daha dikkatli. Özür dilerim hocam, konsantre olamadım. Sınavlara az kaldı ama, değil mi? Bu senin en büyük hayalin de, unutma. Haklısınız hocam, özür dilerim. Hocam, o kadar çok şey oldu ki hayatımda. Her şey üst üste geldi. Müzikten de koptum iyice. Annem hastanede. Kanserle savaşıyor. Tedavi görüyordu biliyorsunuz. Ömer'le de tanışmıştınız. Nişanlım askerden geldi ama travmaya bağlı bir geçici hafıza kaybı yaşıyor. Kardeşim, tek hayali olan futbol takımından atıldı. O yüzden hocam ben biraz dalgın, kusura bakmayın. Defne, seninle ilk tanıştığımızda annenin söylediği bir türküden bahsetmiştin. Kulağından hiç silinmeyen. Evet. Annem inatla en zor zamanlarında bile onu mırıldanırdı. Şimdi sen de aynı inatla o zorlukların içinden geçeceksin. Yaşadıkların kolay değil, anlıyorum. Ama öylece durup hiçbir şey yapmazsan acıların iyice büyür. Ama bir hedefin olursa acıların seni cesaretlendirir, güçlendirir. Şimdi kafanı topla. Annen için, Ömer için, kardeşin ve sevdiklerin için sınava odaklanmalısın. Hayaller hiç beklemediğin anda yardımına koşar. Peşinden gidersen bir bakmışsın zor günler geride kalmış. Ve sen başarmışsın. Peki hocam, deneyeceğim bunu. Deneme, başla. Sınavlara az kaldı. Sadece Gaziantep'te değil, İstanbul ve Ankara'daki okulların da sınavlarına girmeni istiyorum. Hocam ben şu an sınav için buradan gidemem. Belki de buradan ayrılmana gerek kalmayabilir. Sen iyice odaklan, iyice çalış, performansını göster, kaydını alacağım. Daha sonra Ankara ve İstanbul'daki meslektaşlarıma göndereceğim. Sen şu an çalmaya odaklan. Defnem, Allah bana sensiz yaşamayı nasip etmesin. Anlatsam kim anlar ki yarım Defnem, kalmış hikaye. Benimle bir ömür yaşlanmaya var mısın? Geçer belki. Evet, binlerce kez evet. Allah! Bu akşam. Sen var mısın? Sence? Biter mi yakanlar? Yandı canım. Kim üfler? Dağlanır yaralar. Yandı canım. Söner mi hala? Ben de yine de aşkın var. Ben vurulduğum yerlerden yaralanmış.
yanlış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, kim sever içinden, en derinden, en derinden ben. Ne kadar çok çeşit var değil mi? Evet. Burada görmediğimiz kadar doğada var. O kadar büyüleyici ki toprağı tutmuşları bile farklı. Bazen ya hiç ummadığım yerde bir kayalığın altında çok farklı bir bitkiyle tanışıyoruz. Sen sever misin peki? Çiçekleri. Tabii canım, kim sevmez yani. Sonuçta renk renk, romantik bir takım güzellikler. Söylemiyorum. Yani doğada olmayı, bitkilerin dünyasını. Ha ya, benim doğayla ilişkim futbol sahasındaki içimden ibaret. Ama baktığında dağda yetişen, çayırda, bayırda, ne bileyim, uçurum kenarında yetişen çiçekler de var. Ama benim görme odamın dışında tabii. Hasan Aya, güzel yıldız, Alplerin ölümsüz çiçeği. Ya da dağdaki çiçeklerin kraliçesi de deniyor. Ne? Ya bu uçurumda yetişen çiçek işte. Yüksek dağlarda, uçurumun kenarlarında yetişiyor. Alplerde çok fazla olduğu için dağcıların da sembolü olmuş. Ayrıca çok da güzel bir hikayesi var. Anlatsana. Ölümüne aşk dedikleri şeyi bu çiçekle anlatmışlar hep. Eskiden dağların eteklerindeki köylerde gençler aşık oldukları kızlara aşklarını ispat edebilmek için aralarında yarışa girerlermiş. Bu ulaşılması çok zor olan çiçeği alabilmek için de dağın tepesine tırmanırlarmış. Ama ne yazık ki bu uğurda çok kişi ölürmüş. Çok acı oldu ya. Gerçek aşk zorluklara göğüs germek demek değil mi zaten? Yani de değecek insan için öyle. Ya bana kalırsa ben sevdiğim insanla sevgiyi yaşayayım, paylaşayım, tercih ederim. Ya bir de şu çiçek için çiçekçiden çözelim. Uçurum uçurum. Vallahi sıkıntı, bir de soğuk. Aynı zamanda güçlü olmayı da temsil edermiş. Çünkü zor şartlara dayanırmış. Hem hastalıklara da şifa alıyor. Ah bak mesela biz o şifa kısmında kalalım bence. Bu aşk hikayesi bana biraz ağır, acılı, üzgün ve küskün geldi. Sen ne garip bir kızsın ya. Sen de ne kadar açık sözlüsün. Ne güzel. Valla. O an sanki dünyalar benim oldu. Yani öyle bir sarılmışım ki oğlana. Dedim şimdi o aklındaki sır perdesi aralanacak. Ama öyle olmadı tabii, hatırladığından değilmiş. Olsun. Yine de anne kokusu dedi ya. O bile bana yetti. Yenge, bak bu da güzel bir gelişme. Yakında her şeyi hatırlayacaktır. Her şey eskisi gibi olacak. İnan bana. İnşallah. Güzel güzel. Yüreğiyle konuşmaya, dertleşmeye başlamış belli ki. Aklındaki soruların cevabını bulmaya çalışıyor şimdi. Güzel. Halil abi, dışarıda bir abi seni bekliyor. E alsaydın içeri oğlum. Rahatsızlık vermeyeyim dedim. Hayırdır inşallah? Bir bakın bakalım. Yine ne geziyor buralarda bu? Canı nasıl söyledi ya? Nerede? Öyle sakin. Bak kötülük olsa efendice dışarıda beklemezdi. Tamam, sakin. Sakin, sakin. Evan ne istiyorsun? Ben hatamı anladım. Bundan sonra sizi huzursuz edecek hiçbir şey yapmayacağım. Ailenden uzak olacağım. İnsanca senden özür dilemeye geldim. Melek Hanım için de çok üzüldüm. Geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Yapmamı gereken her ne varsa yapmaya hazırım. Sen bize iyilik yapmak istiyorsan ailenden, çevrenden uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Başka bir şey istemiyorum senden.
öfke de elbet bir gün dinecek. Bak, ya sen buradan böyle al. Mirza? Hayırdır? Kim gelmiş? Halil niye bu kadar öfkelendi? Ya iyi niyetle özür dilemeye gelse de yaptıklarını, ettiklerini açsa affilemiyor. Halil'e zaman lazım. Adam durmuyor ki kardeşim, bir kenara çekip rahat dur. Kimden bahsediyorsun sen? Kenan. Özür dilemeye gelmiş. Hani gidiyor diyordunuz buralardan, ne oldu? Belli ki kararını değiştirmiş. Özür dileyecek ki o dükkanda rahat otursun. Başka türlü nasıl rahat oturacak ki o dükkanda? Halasının kıymetlisi Melek yavrum. Bak iyileşip gelecek. Bütün kederin, üzüntün geride kalır. Geldiğin gün hepimizin bayramı olucu. Benim güzel bacım. Benim adı gibi gönlü Melek bacım. Hep yüzün gülücü bundan böyle Allah'ın izniyle senin. Melek canım benim, bak bebelerim yolda, ha geliyor. Doğunca senin kucağına bir atıcım onları. Kız sen ikiz anasıydı, şimdi ikiz halasını alayım ha. Canım benim bak iyi ol, tamam mı? Sana buradan bol bol şifamızı gönderiyoruz, tamam? Hadi görüşürüz. Melek. Kuzum. Bir an evvel gel kuzum, şifayla. Ben sana bebekler gibi bakarım. İstediğin her yemeği yaparım. Hadi benim meleğim. Hadi benim güzelim. Annelerin en güzeli kraliçem. Herkesten daha çok ben seviyorum seni. Annem, hayatım, en çok ben seviyorum seni. Hayır, en çok ben seviyorum seni. Ay. Benim meleğim, güçlü kızım. Balıkatlarım. Ben bileyim ki sen babanın güçlü kızısın. Her daim senin yanında olacağım ben. Bunları da atlatacağız. Bunlar da geçecek inşallah. Allah'a emanet olun kızım. Zümrüt teyze, biz çıkıyoruz. İyi. Nereleri gezeceksiniz bugün? Halfete gideceğiz birlikte de. Şey, Zümrüt teyze, oralardan bir isteğin falan var mıdır? Yok, sağ olasın. Sağlıkla gidip gel. İyi eğlenin. Ömer, haydi biz gidelim. Haydi. Gaziantep güzel bir yere benziyor. Güzel. Yani benim de gezdiğim, gördüğüm kadarıyla güzel bir yer. Sen burada büyümedin mi? Yok. Ben Almanya'dan geldim geçen sene. Orada doğdum, büyüdüm. Aa, değişik yerler. Ben çocukluğumdan beri böyle yabancı yerleri merak ederim. Oyunu suyunu bilmediğin yerler. Yani bence en güzel yer kendi vatanım vallahi insanım. Ama sen burada doğmadın ki. Evet ama ailem, köklerim, herkes burada. Benim de ailem vardı. Babam duvar ustasıymış. Çalışırken bir kaza olmuş, ölmüş. Ama ben bebektim, o yüzden hatırlamıyorum. Annem de hastaydı. Biz iki kardeştik biliyor musun? Benim bir de abim vardı. Sonra annem de hastalanıp vefat edince abimi de alıp gittiler. Hatırladığım tek şey son kez sarılıp vedalaştık. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Nerede, ne yapıyor? Haberim yok. Ben de komşumuz Hacı teyzenin yanında kaldım. Sonra da Mehmet dedem beni yanına aldı. Okutup büyüttü. Dedem, dayımlar, nefsi alan çok iyi insanlardır. Ne şanslı sayabilirsin kendini. Kendi ailen gibi olmaz ama burada da mutlu olabilirsin. Yorulduk ya, değil mi? Yok. Ben gayet iyiyim. Sen yoruldun mu? Ya ben alışkın değildim pek, o yüzden birazcık yoruldum. İyi, bir sonraki gezmeler için antrenman olmuştur. Gezer miyiz yani yine? Gezeriz tabii.
Defne'ye gideceğimi söyleyecektim. Neden engel oldun? Ömer, Defne'nin ailesiyle senin ailenin arasında eskiden bazı sorunlar varmış. Zümrüt teyze de bu yüzden biraz hassas davranıyor işte. Ne gibi? Hani ilk zamanlar geldiğinde siz Defne'yle biraz gerilmiştiniz ya. Zümrüt teyze de siz daha fazla üzülmeyin diye yüzüğü geri vermiş. Defne çok üzülmüştür ya. Üzülmüştür tabii. Ben de Defne'ye sert davranınca tabii babaannem. O da biraz erken davranmış böyle. Ya ama Gülşat, ben eskisi gibi değilim. Ya tamam, kafamın içi boş olabilir, hiçbir şey hatırlamıyor olabilirim. Ama ben garip bir şekilde sürekli Defne'yle görüşmek istiyorum. Ben çok mutlu oluyorum ben onu görünce. E ne güzel işte. Ömer. Merhaba. Biz erken mi geldik? Yok, önemli değil. Şey, ben bunları bırakayım, beraber çıkalım. Siz de içeride beklersiniz. Tamam, olur. Hoş geldiniz. Ben gidelim, yukarı çıkartıp geliyorum. Bekleyin siz. Ömer. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, sağ ol, sağ ol. Siz nasılsınız inşallah? Sağ olun, ben de iyiyim. Buyurun, buyurun, geçin, ayakta kalmayın, buyurun. Oo, Ömer, ne haber? Sağ ol Kerem, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ömer, Gülşat, İkra. Ömer, Defne'nin nişanlısı. Çok memnun oldum. Allah tamamını erdirsin. Teşekkür ederim. İkra da halamın misafiri, artık bizde kalıyor. Ve ne yapıyorsunuz siz? Biz Alfeti'ye, siz de gelseniz de bizle. Yok, biz gelmeyelim. Biz zaten çok dolaştık, yürüdük, yorulduk. Daha sonra yaparız o programı. Kerem, bu arada duydum. Geçmiş olsun. Melek ablaya donör bulunmuş. Çok sevindim. Sağ ol. Şimdi işte bir uyum dedikleri bir süreç var. Onu da işte atlatırsak kurtulacak annem, bakalım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şu ameliyatı da bir olsa. Olacak. Siz hiç yüreğinizi karartmayın. Ben inanıyorum, Melek abla çok iyi olacak. Tabii ya. Yani inşallah Melek abla da iyileşince amcamla kavuşurlar artık. İkisi de mutlu olurlar. Ne oluyor? Ne demek bu? Kerem, aslında biz seninle konuşacaktık da. Ne ama ne? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Annemle Halil abi yıllar öncesinden beri birbirlerini seviyorlardı ya, eskiden beri. Ben de yeni öğrendim. Kerem çok büyük bir aşk yaşamışlar. Bir yanlış anlaşılma yüzünden ayrılmışlar. Yani biliyorsun, annem söyleyecekti sana ama kadın hastalıktan gözünü açamıyor. Sen her şeyi biliyorsun, ben hiçbir şey bilmiyorum. Kerem, annem mutluluğundan bahsediyoruz. Annem mutluluğuna bir şey demiyorum. Diyorum ki benim niye haberim? Ne zaman haber verecektiniz? Nikah masasına oturulduğunda mı? Kerem tamam, abartma. Öyle büyük tepki vermene gerek yok. Ben de yeni öğrendim diyorum. Ama annemin de sevmeye sevilmeye hakkı var. Baksana kadın neler yaşadı, biliyorsun ya. Anlattırma bana. Hastalıkla uğraşıyor zaten. Halil abiyi de tanıyorsun. Her zaman annemin destekçisi oldu. Bizim bile zor günlerimizde yanımızda oldu. Hala da öyle. Defne, konu bu değil. Diyorum ki benim niye haberim yok? Hemen buldum eşini. Aferin sana. Nasıl başarılısın sen? Nasıl akıllısın öyle? Çünkü boynu seviyorum da ondan. Seyitciğim, Ali'ciğim, sana bir şey sorabilir miyim? Bir kardeşin olsun ister misin? Evet. Zaten kardeşim bebekleri benim kardeşim olacak. Ha, öyle değil ama. Kardeşim bebekleri senin kuzenin. Çünkü dayının çocukları. Bu kardeş şöyle, hani ablam var, abim var ya, onun gibi bir kardeş. İster misin? Ne? Annemin çocuğu mu olacak? Annenin değil,
benim çocuğum olacak. Ben babanın eşiyim ya. Benim çocuğum senin kardeşin. Hmm. Sevindin mi? Evet, çok sevindim. Hmm. O zaman ablamın ve abimin de kardeşi olacak. Evet, sen çok akıllısın. Kardeşim bebeklerine masal anlatacaktım. Artık kardeşime de anlatırım. Evet, anlatırsın tabii. Kardeşimi konağa getirirsen kardeşim bebekleriyle oyun oynar. Hı. Getiririm belki. Peki, kız mı olacak, erkek mi? Bilmiyorum ki. Daha küçücük, o böyle ufacık. Bilmiyorum. Erkek olursa dedem sünnet düğünü yapar, onu ata bindirir. Aynı benim gibi. Kız olursa yine ata bindirir, onu prensesler gibi gezdirir. Onunla parka gideriz değil mi? Ama büyük parka. Gideriz. Ben sizi götürürüm. Ben oraları biliyorum. Sen kardeşine çok iyi bakacaksın Seyitciğim, Alicim. O kadar belli ki. Evet. Annem de çok sever. Hı hı. Sen birazcık yalnız oynasan, ben yemek yapsam nasıl olur? Tamam. O ne çay, kime yapayım? Kerem'e. Sinirlendi ya, biraz sakinleşsin. Ay tüf. Keşke oğlutu da olsaydı. Bak biraz da ondan katardım. Sen çok seviyorsun ha bu şifalı çayları. Bak böyle aradığın bir şey olursa benim Zeynel'e git, onda bulursun. Hani yoksa bile o sana bulur getirir zaten. Zeynel kim? Ha, nişanlım. Böyle saf, komik biri. Ama fedakardır da ha. Sevdikleri için canını bile verir. Ne kırmayı bilir, ne küsmeyi. Hani böyle birinin ufacık gönlünü kırıcı olsa eğer, yerin 40 kat dibine girer. Böyle de mahcup biri. Herkesin her işine koşar. Kimseye kötülüğü dokunmaz. Ama tek sevmediğim bu huyu var, biliyor musun? Çok çabuk inanır. Hani böyle ensesine vur ekmeğini al dedikleri var ya. Öyle güzel bir insan yani. Aman, Hande baharatçı işte. Ben de böyle niye sayıp döktüysem. Aşıksın çünkü. Ondandır. Sana çay demledim. Gerek yoktu. Olsun. Gezdik dolaştık o kadar. Bu da benim ikramım olsun. Bayağı güzel kokuyor. Beğendin mi? Eline sağlık. Lavanta çayı. Allah Allah, bak sen lavantaya. Mehmet dedem de çok severdi. Ne zaman yüreğime bir ağırlık çöktü dese hemen demlerdim. Ama bilirdim. O ağırlık dediği şey Nefise teyzeye olan hasretiydi. Bundan mı sevda hikayesini dedim. E tabii zor. Yıllarca ayrılık hüznü çekmiş. Tabii onunki artık ayrılık da değil. Mehmet dedeminki yaşam hali olmuş. Ama bu kadar şeye rağmen bir kere bile unutayım, kurtulayım da dememiş. E tabii insan sevince yanında olsa da olmasa da seviyor. Ben hep sevenler birbirine kavuşsun diye dua ederim. Sen de var ya, ottan bitkiden giriyorsun, kara sevdadan çıkıyorsun. Helal olsun Kadriye, aferin valla. Sonunda açıcı düveni. Hiç umudum yok ya. Ama inşallah sebat eder ve başarır. Bizim Seyran geldi kıskandı ya. Ondan yaptı bu işi. Ya Defne'yi de katık yanına. Belki ikisi beraber olursa. Aa, nasıl olacağını bilmiyorum ki. Onun da sınavları var. Zaten aklı karışmış. Yemeği mi seçici, müziği mi seçici belli de yani. Ya tabii gönlünden geçeni yapsın da... benim gördüğüm kadarıyla yemek işinde bayağı hevesli ha. Ha ha.
Aslında ben de isterim, bilmiyorum. Yemeğe sessin, gelsin buraya yemekler yapsın. Ne bileyim, dükkanları hayalleriyle süslesin. Ama Cumali, hayat onun hayatı be. Kime karıştık ki ona karıştık. Ya biz de tüfek zoruyla yapsın demiyor ki ya. Ömer'in de böyle kafası karışık giderse onu da sokucun mutfağa. Baklavacı olsun ha. Düşünsene bir tarafta Defne'yle Ömer. Öbür tarafta Mahmut'la Kadriye. Hepsi de dükkanların başına geçerler. Ali'yle Melek'le locayı yürüdürler. O nasıl olacak bilmiyorum. İki gün önce gözlerinin içi giriyor. Sonra ya ama konuşmayalım ya. Sen bildiğin zaten olan biter. Bak. Kara gün kararıp kalmadı çok şükür. Gerisi de olur. Kurban oldum, Allah'ımın mucizesi çok. Merak kızımın da şifasını verir inşallah. Hem donör de çıkık bak. Doğru değil Nurmaz. Doğru. İnşallah kurban oldum Allah'a. Mithat, ben diyeyim ki kesme tahtasını bu sefer böyle koyalım camın önüne. Benim olduğum yere de buzdolabını koyarak böyle ama o zaman alan daralıyor olmaz. Ya sen boş ver, biz düvenin düzenini aynısını yapalım buraya, böyle gitsin işte. Değil mi? Ya abi, sen babama söyledin değil mi bizim bu işe kalkıştığımızı? Ya hele bir işimiz bitsin de babamı da çağıracak. Baba bir gel bak nasıl olmuş diyecek değil mi? Ya sen merak etme, bir şey demez ha. Onun daha hoşuna gider bu. Ya öyle de ne bileyim. Allah Allah, Allah Allah. Bir adam hala ne bileyim deyin ya. Ya benim sözüme itimadın yok mu sen hiç? Ya buranın tasarrufu bende diyeyim ben sana. Bak hele Kadriye de gelmedi, bu saat oldu. Anladığı işin olmayacağını, o da gelmedi. Yoksa gelirdi şimdiye. Mahmut, ağaç sebze yemeklerini gettim derdi. İyiyim abi. Ay, vallahi ödüm bittim yorgunluktan. Ay bu işler ne zormuş, ay bu dükkan açmak ne zormuş. Biz nerelere gittik? Nerelere girdik çıktık bir bilsen. İş kadını olmak kolay mı Kadriye? Ama canım benim, ben şu anda çok hamileyim. Yani ben çok hamile bir iş kadını olarak zorlanayım yani. Ay dilim damağım kurudu. Allah rızası için bana bir su verin ya. Kadriye, yani şimdiden bu kadar şikayete başlarsan bence bu işe hiç başlama. Sağ ol canım. Canım benim, dükkanı açayım. Ondan sonra gerisi kolay. Ben hepsini kurdum kafamda. Hepsini organize ettim. Şimdi şöyle. Defne mutfakta. Ünzile alışverişte. Bir de Defne'nin yanına servis için böyle bir personel ayarladık mı? Hop bitti gitti hepsi. Ya sen ne yapacaksın dükkanda? Başlarında durucum. Canım yöneticilik işi hepsinden zor. Ben eşimden de hani bildiğim için. Doğru söylüyorsun. Ama bence sen çok güzel yönetirsin. Her dediğini de yaptırırsın. Kesinlikle sana katılıyorum. Dominant karaktersin bir defa Kadriye. Yönetirsin sen. Yani beni bıraksalar bütün aile yönetirim de. İşte. Aa Kadriye, bir dakika. Evet. Bu senin yeni başlayacağın kursun kayıt dosyası. Ama. Evet. Bizim okulun bünyesinde gastronomi kursu. Ay çok güzel, vallahi teşekkür ederim ha. Ha bu arada hocalarla da konuştum. Ders programın da içinde. Haftaya başlıyorsun, hadi bakalım. Kadriye bak, kursta da öyle yoruldum bittim demek yok değil mi? Yo yo, başlayacağım evelallah. Halledeceğim bu işi. Ama tabii şimdi onlar mı beni eğitir, ben mi onları eğitirim bilmiyim. Ya hanımlar vallahi ne diyeyim, size çok teşekkür ederim ha. Derler ya işte kadın kadının yurdudur diye. Gerçekten öyleymiş. Yani siz olmasanız yine başarırdım ama hani bu kadar kolay olmazdı gerçekten. Allah razı olsun sizden. Çok memnunum sizden vallahi. Evet, yani bugün biz sana yardım ettik. Belki yarın bir gün sen de bize yardım edersin. Her zaman. İşte kadının gücü. Hayır, ben şunu merak edeyim. Mahmut bu gücün karşısında ne yapacak acaba? Şimdi ben gideceğim buna, tamam mı? Diyeceğim ki, aha diyeceğim bu benim ticaret odası kağıdım. Aha diyeceğim bu esnaf kağıdım diyeceğim. Aha da diyeceğim bu benim kurs programım diyeceğim. Ondan sonra koyacağım bunu önüne. Ya hadi bakalım, hadi şimdi görsün. Helal olsun, arkandayım ben senin. Bravo Kadriye, daha ne olsun? Burada Dicle ile Fırat'ın hikayesini sen bana anlatmıştın, biliyor musun? Evet. Birbirine çok zor kavuşan iki nevin hikayesi. Dersime çalışıyorum, öyle yazmışsın defteri. Sonunda kavuştuklarını biliyorsun ama değil mi? Evet.
Hayal meyal hatırlıyorum hatta bu hikayeyi. Her şey silmemiş demek ki. Evet. Hatta köprüde zıplarken nasıl korktuğunu da hatırlıyorum ben, biliyor musun? Gerçekten mi? Yok. O ne yapayım yani, öyle detaylı yazmışsın ki ben de okurken yaşıyor gibi oldum. Ömer, öf. Sen şimdi her şeyi hatırladığını da söylemezsin bana. Söylemeyeceğim tabii. Uğraşıp duracaksın ben de o neydi bu neydi diye anlattırıp duracağım sana. Bıktırana kadar var ya başın etini yiyecek. Hiç bıkmam ki. Defne, biz seninle ne çok anılar biriktirmişiz. Üzülmüşüz, sevinmişiz. Bunları bir tek sen biliyorsun. O sanki öyle birlikte bize doğru yeni bir yolculuğa çıkıyor gibiyiz. Farkında mısın? Ne güzel söyledin. Bize doğru bir yolculuk. Evet, öyle ama. Bak, yanımdasın. Yine beraberiz. İlk geldiğimde yüzünü görmek istemedim. Herkesten kaçmak istedim. Ama inan o korku, o boşluk hissi, güvensizlik duygusu çok kötü bir histi. Ama hepsi yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Sayende. Korkularımı yenmeyi bana sen öğretmiştin. Şimdi de ben sana diyorum sakın korkma diye. Bunu beraber atlatacağız Ömer. Bu boşluğun içinden beraber çıkacağız. Bizi bulmaya çok az kaldı. İnan bana. Kardeşim benim. Ne haber? İyi misin? Eyvallah. Neredeydin bu saate kadar? Sabah da geç kaldın. Dün konuştuk seninle. Kafana göre takılmak yok. Nerede mezat var arayıp bulacaksın. Envanter yapacaksın. Malzemeleri temizleyeceksin. Sayende locaya da götüremediğimize göre sen halledeceksin bu işleri. Çalışacağız yani. Alpay Efendi bedava ekmek devri bitti. Biz de boş durmuyoruz herhalde Kenan'ım. Yani böyle ağır konuşmana gerek yok. İyi. Ne yaptın bu saate kadar? Bir hayır işi diyelim. Yakında bir sevap işleyeceğim. Herkes görecek. Vallahi mı lan? He? Ya sen sevap ne, hayır ne bilir misin? Anca milletin köpeğine, hoşt tavuğuna kış dersin, huzursuzluk çıkartırsın. Ben diyeceğimi dedim. Dükkanda çalışan adam isterim. Sabah geldiğin saat, akşam gittiğin saat belli olacak. Efendim Funda. Canım, Seyit Ali parmak boyası istiyormuş. Bir de kakaolu süt. Tamam. Ay benim de canım ne istedi biliyor musun? Kazan dibi. Tamam, sen bunları bana mesaj at. Tamam, yoksa unuturum ben. Alpay nerede ne yapıyor gözün üstünde olsun. Bundan sonra daha dikkatli, özenli olacaksın sen de. Tamam abi. Alo. Selamünaleyküm, selam usta. Hayırlı işlerim olsun senin. Ya bu seninle konuştuyduk ya biz hani biz düvenle büyütüyük diye. Ya böyle buranın boya işleri var, sıvar işleri var. Sen, ben, benim birader üçümüz bir oturalım da bir konuşalım. Hele bir gel de ya, sağ zahmet. Tamam, tamam hadi. Selamet olsun madem. Eyvallah. Hoş geldin yenge. Hoş geldin Kadriye. Mahmut! Sen var ya, kocaların en bir tanesi, babaların en şahanesisin. Mükemmel bir insansın sen. Senin Allah'ına kurban Kadriye'm de ben ne ettim onu anlamadım şimdi. Daha ne edeceğim? Kıyamadın değil mi Karagül'üne ha? O kadar estin, gürledin. Dükkanı benim için hazırlatayım. Ya şuna bak, tertemiz olmuş. Vallahi ellerinize sağlık ne diyeyim? Yok Kadriye, senin için hazırlatmayık biz bu düveni. Bitat'la işleri büyüteyim. Onun hazırlığı bu. Bitat bundan sonra seyyara çıkmayacaksın. Bana yardım edeceksin inşallah. Öyle mi? Ha, iki kardeş verecek omuz omuza. Eskisi gibi koşturucu kendi işimizi. Öyle mi? İki kardeşsin yani. He Kadriye, niye bana sürekli öyle mi böyle mi diye sorup duruyorsun ya? Öyle. Ben sabahtan beri üç canımla bunlar için boşuna mı uğraşayım ha?
Bana verdiği dükkanı nasıl benim elimden alırsınız ha? Söylesene. Ya dükkan büyütmekte neyin nesi? İtaat, sana da yazıklar olsun. Tezgaha geri dönüşüm demedin mi sen? Ha, ben isteyince mi sizin bakırınız altın oldu ha? Ben isteyince mi değere bindi bu köhne dükkan? Aşk olsun ya, demek ki siz benim arkamdan iş çevireyim misiniz? Ha? Ya yenge, abim dedi ki... Ben dedim ki, Mithat dedim, biz zaten dedim, karımla dedim, evde dedim, yan yanayık. Bir de dedim, ben düvenden yan yana dedim, olmayacağım karımla dedim. Ha dedim, otursun evinde, bebeleri dedim büyüsün. Ben bunu sana da söyledim ama benim lafım hiçe sayılıp... ...kendi kendine koşturmuşsun bir şeylere, bunu da anlamış değilim hani. Öyle mi? Oldu mu abi şimdi? Neye yaradı bu yaptığın? Ya sen boş ver, karışma. Hallederim ben onu Kadriye'yle. Sen karıştırdın ama beni bu işe. Tamam anneciğim, tamam. Sen merak etme. Yakalanma şimdi doktor, sonra konuşalım. Tamam, öpüyorum çok seni. Nasılmış? İyi. Ses çok iyi geliyor. Oh, çok şükür. Oh, süper, sevindim. İyi ki geldik buraya yani. Bana çok iyi geldi. Evet, bence de öyle. Bu arada balık çok güzelmiş. Çok beğendim ben. Şaput balığı. Daha önce Ömer'le geldiğimizde yemiştik. Ben galiba yeniden aşık oluyorum. Kime acaba? Tanımadığım bir kıza. Ama siz çok güzelsiniz. Pardon. Bir bakar mısınız? Buyurun. Tamam. Beni sen
Seyran. Bütün hayallerim yıkıldı benim. Her şey bitti. Bir otur, ne oldu? Ne oldu? Her şey bitti. Her şey bitti. Bütün çabam benim boşunaymış Seyran. Ne oluyor? Bir sakin sakin anlatır mısın? Bak canım benim. Ben şimdi bazı şeyleri böyle içimde tutmayı pek sevmem. Gücenme, darılma bana. Ben seni başlarda pek bir sevmediydim. Ama sonra tanıyınca ne kadar iyi bir insan olduğunu anladım. Bak sen bugün benim için kendi işini bir kenara koydun. Benim için koşuşturdun, benim elimden tuttun, uğraştın, yol gösterdin. Yapacağım tabii Kadriye, ne var bunda? Ya olur mu öyle şey? Yapmayabilirdin. Hele dışarıdan gelmiş bir el kızı olarak yapmayabilirdin yani. Ama benim için uğraştın. Bir de senin arkadaşın Banu. Ne kadar iyi kız. Siz ikiniz bir oldunuz, benim elimden tuttunuz. Ama benim kocam ne yaptı? Ha? Kardeş bildiğim, kardeş dediğim Mithat ne yaptı? İkisi bir oldular, benim sırtımdan hançeri sapladılar. Bir dakika, bir baştan anlatır mısın? Ben anlamadım ne olduğunu. Ya Mahmut'la Mithat bir oldular. İşlerini büyütmeye karar verdiler. Ya benim babam bana verdiği dükkanı benim elimden almaya çalışırlar. Benim bütün hayallerim kursağımda kaldı ya. Hepsi bu dosyanın içine tıkıldı kaldı ya. İyi de Kadriye, Mithat seyyara çıkacaktı tekrar. Dükkanda kalmayacaktı ki. Ne oldu şimdi, anlamadım ben. Hayır. Onların işte sana bana dediği başka, akıllarındaki başka. Hayır ben şunu anlamayayım. Yıllarca o dükkana sığmışlar. Niye ben ayaklanınca bir anda büyütmeye çalışırlar ha? Ben bunu anlamayayım. Tamam, tamam sen bir sakin ol. Dur anlarız ne olduğunu. Şimdi benim aklımda bazı soru işaretleri var da ben onun için geldim. Şimdi bu nakil için benim hani 5 gün yatmam gerekiyor ya. Mesela onu misal 2 gün yapsak. Ya da mesela nakil yapılacağı gün gelsem ertesi gün çıksam olmaz mı? Beyefendi bu keyfe göre söylenmiş değil ki. Ameliyata hazırlık süreci var. Rutin kontrolleriniz yapılıyor. Diyetiniz ona göre hazırlanıyor. Tamam canım da yani benim test yaptırmam için yatmam gerekmiyor ki. Yani siz ne zaman isterseniz gelip yaptırırım ben. Ayrıca siz bana diyeti verin. Ben yiyeceğime içeceğime bakarım yani. Bakın benim eşim hamile. Yanında olmam gerekiyor. Sonra işim gücüm var. Yani dükkanı bırakamam ki. Anlıyorum sizi. Ama bağış yapmak zaten gönüllülük işi. Eğer istemiyorsanız, şartlarınız uymuyorsa kimse sizi zorlamaz. Vazgeçebilirsiniz. Yok yok, hayır hayır, vazgeçmem. Vazgeçmem, tamam. Peki siz bilirsiniz. Müsaadenizle benim işlerim var. İyiyim Kerem'im, çok iyiyim. Hiç merak etme oğlum, olur mu? Hem bak burada bana çok iyi bakıyorlar. Ya olsun anne, yine de merak ediyorum. Hastanede olduğunu bilmek bile canımı yakıyor. Bir tanem benim. Üzülme Kerem'im, üzülmeyin. Bak, yakında nakil olacak. Eve geleceğim, hemen kavuşacağız. Bak, benim bilmediğim başka bir şey yok değil mi oğlum? Senin sesin bir değişik geliyor. Yok, yok. Yok, iyiyim ben. İyiyim, merak etme. Ne demek yasak ya? Bu ne saçma şey Allah aşkına? Oğlum tamam. Hadi o zaman öpüyorum seni şimdilik. Yine konuşuruz. Kardeşlerini de öp benim için. Tamam bir tanem, hadi görüşürüz oğlum. Yani çocuklarımın annesini de mi göremeyeceğim? Bu ne saçma şey Allah aşkına? Beyefendi, nakil olacak hastaların görüşüne izin verilmiyor. Prosedür böyle. Neden anlamak istemiyorsunuz? Hastanızın sağlığı için izole olmak zorunda. Ha. Ben de sadece ben göremiyorum zannettim ya. Yani kimse göremiyor, doğru mu? Evet. Ya kapıdan da mı bir şey söyleyemem? Ha? Bir şeye ihtiyacı var mı yok mu diye sorsam. Hastanın morali açısından iyi gelir sonuçta, değil mi? Peki, kabul. Ama hastayı yormayacaksınız ve çok yaklaşmayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Buyurun, maske vereyim. Buyurun. Geçmiş olsun Melek. Sağ ol da Alpay, ne oluyor? Sen ne yapıyordun dışarıda? Niye tartıştın? Yok bir şey değil ya. Ben yanlış anlamışım da hemşire hanımın söylediklerini. Neyse sonunda anlaştık yani. Yani ben bu durumunu bilmiyordum. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Keşke daha önce haberim olsaydı. Yani gereğini yapardım. Sağ ol, neyse ne işte, tedavi mi oluyorum? Yani kafana hiçbir şey takma.
iyileşeceksin, üzülme, tamam mı? Çocukları da sakın düşünme. Ben teker teker hepsiyle ilgileniyorum. Ali'yi yanıma aldım. Yani senin yokluğunu çekmesin diye babanla öyle bir karar aldık. İyi düşünmüşsünüz. Ama bak çocuğu sakın dükkan falan götürüp üşüteyim deme kış günü. Yok yok, yapar mı böyle şey ya? Sen merak etme. Evde Funda bakıyor ona. Ya nasıl oynuyor bir görsen. İyi, sağ olsun. Sen bir an önce iyileşmene bak. Hiçbir şey kafana takma, tamam mı? Bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Su falan, su. Var su Alpay. Ya da atıştırmalık bir şeyler alayım istersen ha. Yani böyle yat yat nereye kadar Allah aşkına? Yok yok Alpay, alma bak, yasak onlar, buraya almıyorlar. Mithat. Selam, hoş geldin. E aşk olsun size ya. Bu yaptığınız yakışıyor mu size? Bu kadının hayalleriyle oynamaya ne hakkınız var sizin? Ne var yani şu dükkanı açsa, çalışsa, düzenini kursa? Abim, sen cevap ver istersen. Sen niye cevap vermiyorsun? Çünkü benim bir suçum yok. Yengeme engel olan ben değilim. Abim ne dediyse onu yaptım. Haberi var yengenin demişti. Ha, senin günahın yok yani öyle mi? Ya yok yenge, yok ya. İşte abim, işte dükkan sor. Benim dedim kendi tezgahım var, ben orada çalışırım. Beni de karıştırdı bu işe. En azından bir sorabilirdin Mithat. Yani biliyorsun ne kadar uğraştığını. Sen niye abine oyun ki? Ha? Ben sana dedim. Ben sana işinin gücünün başına dön dedim. Dönmedin. Demek ki siz benim arkamdan plan yaptınız. Ha? Hala plan diyor. Nedir'e ben seninle evde ne konuştum? Bu konuyu uzatmayacağım, bu konuyu unutucun demedim ben sana. Sen neyin peşindesin böyle? Yalnız bu yaptığınız çok ayıp. Ya bu kadın bu hamile haliyle o kadar koşturdu, hiç mi acımıyorsunuz? Hayır. Ne oluyor burada? Neyi paylaşamayız sizin? Baba, senin bu oğulların var ya, üç canım da beni üzüyler. Biz seninle konuşmadık mı? Ha? Ben senden icazet almadım mı dükkan için? Ya ben Ünzile'ye, Defne'ye ne kadar ümit verdim, ne diyeceğim şimdi? Bak ben baba sabahtan beri bunlarla uğraşayım bak. Aha bu bak ticaret odası kaydı, aha bu esnaf odası bak. Baba kursa bile yazıldım. Ama bunlar senin bana verdiğin bu dükkanı benim elimden almaya çalışıyorlar. Onlar senin dükkanın hazırlığına yardım etmiyorlar mı? Yok baba, nerede bunlar? Kendi yerlerini büyütmenin derdini. He baba, Mithat'la Dümen'i büyütük inşallah. Seyyara çıkmayacağım bundan sonra. Beraber koşturacağız kendi işimizi. Mahmut, bana danıştınız mı siz? E babam, sen bana Dümen'in idaresini verdikten sonra ben de böyle bir şey yapalım dedim. Kötü bir şey değil ki baba bu. İyi bir şey değil mi? Ha, iyi bir şey. Karının hayalleriyle oynamak iyi bir şey mi ha? Baba, bak bu kadıncağız bile kendi işini gücünü bıraktı. Bütün gün uğraştı, bütün gün. Ama senin oğulların hayınlık yaptılar bana. Mahmut, oğlum sen niye benim lafımın üstüne iş yapayım? Ben bu dükkanı büyütme meselesi nereden çıktı? Oğlum ben gelinimle burada konuşmadım, bunu bilemem. Ya babam Allah aşkı için ya. Bedriye'yle biz burada yan yana Dümen mi çalıştıracak? Ya anlamaz, etmez babam. Biz burada oyun mu oynuyoruz? Allah aşkı için de bağ ya. Sen beni mi küçümsün ha? Sen beni mi beğenmeyin? Bak yine söyleyeyim. Aha bu dükkan Kadri'nin. Madem bu kadar hazırlanmış, kursa gitmiş, ayağa kalkmış, bu işi yapacağım. Siz de iki kardeş, aha bu dükkanda eski usul çalışacaksınız. Mithat, sen de artık seyyara meyyara çıkmayacaksın. Tamam. Tamam baba. Mahmut. Tamam baba. Sağ ol baba, sağ ol. Elçim, bak bu bizim zaferimiz ha. Ben ne ilgisi yok. Kız gel, gel gel. Bak ne göster içim. Bak şimdi bak. Buraya böyle masaları koydum, tamam mı? Pembe örtüler, böyle güzel güzel çatal kaşıklar. Ali, bunlar ne? Hepsi steril edildi. Ya düşündüm, taşındım. Ne bileyim, resim yapmayı özlemişsindir dedim. Özledim tabii. Seninle resim yapmayı özledim.
Çok iyi düşünmüşsün Ali. Burada bütün gün sıkılıyorum zaten odanın içinde. Patlıyorum sıkıntıdan. Ben bunlara çalışırım. Tabii bunların hepsi senin için değil. Bize de lazım. Nasıl yani? Ya şimdi sen yatmaktan sıkıldın ya. Bu bakır yapacak öğrenciler için yeni desenler, eskizler çalışman lazım dedim. Nasıl yani? Anlamadım. Melek, bir hayalin daha gerçek oldu. Bu halk eğitimle beraber ev hanımlarını meslek öğretmek için kursa başlıyoruz. Evet. Buna gerçekten çok sevindim. Biliyorsun hep konuşuyorduk. Ne kadar çok istiyordum. Üstelik destek de alacağız onlardan. Çok şükür. Ne kadar güzel her şey yoluna giriyor değil mi? İçeri girmek yasaktı. Steril kıyafet verilmiş. Özel izni var demek ki. Ayrıca bunları hastaya veremezsiniz. Diyet yemeği gidiyor. Ne demek özel izin ya? O kim oluyor da ona özel izin veriyorsunuz? Beyefendi size laf anlatmaktan işimi yapamıyorum. Lütfen gider misiniz? Gitmiyorum. Var mı beyefendi? Hastane burası. Hemşiremle meşgul etmeyin. Terk edin burayı. Terk etmiyorum var mı? Ha? Lütfen beyefendi. Buyurun. Bana bak kardeşim. İçerideki hastanın hayatını ben kurtaracağım anladın mı? Bana izin vermeniz gerekirken ona izin veriyorsunuz. Nasıl bir iş bu anlamadım ya. Başhekimlikle görüşün. İzin verirlerse gelirsiniz. Lütfen. Biliyorum kiminle görüşeceğimi. Buyurun. Bu iş nasıl olacak hocam? Ben canımı ortaya koyuyorum. Meleğin hayatını kurtarmak için... Ziyaretçi olarak kabul edilmiyorum. Halil Bey antin kuntin hastane kıyafetleri giyiyor, içeri girebiliyor. Ha? Ona serbest, bana değil. Hastane ihtiyaçları doğrultusunda özel bir izin içeri ziyaretçi alıyoruz Alpay Bey. Yani her önüne gelen ziyaret edemez. Hastamızı riske atamayız. Risk mi? Ben risk alıyorum ya. 5 gün hastanede yatacağım nakil için. Haber bekliyorum. O zaman mı gidip göreceğim hastayı? Anlayamadım. Ne nakli? Meleğe ilik nakli. Donör benim ya. Yani başka birine donör olacaksanız bilemem de... Melek Hanım'ın donörü siz değilsiniz Alpay Bey. Nasıl yani? Ben uyumlu çıktım ya. Yani gelin dediler. Yani uyumlu çıkan herhangi birine tabii ki donör olabilirsiniz. Ama sizin test sonuçlarınızı bizzat ben inceledim. Meleğe uyumlu değil. Ama bu laboratuvardaki arkadaşlar kanınız temiz dedi. Yani bağışçı olabilirsiniz dedi. Bana bir sürü kağıtlar falan imzalattılar. Bu banka için. Oraya sevk etmek için. Şimdi anladım Altay Bey. Siz genel bağışçı olarak kabul edilmişsiniz. Prosedür doğru. Yani gönüllü olmuşsunuz. Ama bunun Melek'le bir ilgisi yok. Peki Melek'e donör bulundu mu? Evet. Kim peki? Bunu size söylemem mümkün değil. Ha, şu gizlilik işleri falan diyorsunuz. Ama Melek de bilemeyecek herhalde. Kesinlikle bilmeyecek. Yasalar böyle. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Thank you.
Abi, avukatlar tapu işini halletmiş. Zeynep'in üzerine geçmiş. İyi, güzel. Al bunu. Daha önce olduğu gibi kimseye görünmeden bildiğini ver. Locadadır kendisi. Ya çıkışına denk getirirsin ya da gelişine bak işte. Locadan kimse görmesin seni, aman diyeyim. Tamam abi, merak etme sen. Sizin test sonuçlarınızı bizzat ben inceledim. Melek Hanım'ın donörü siz değilsiniz Alpay Bey. Sağa sola bulaşmalara artık bir son vereceksin. Karadağlarla, Şirhanlarla da en ufak bir tartışma istemiyorum. Sadece kendi hayatınla, ailenle ilgileneceksin. Halil'le Melek'i de rahat bırakacaksın. Melek senin çocuklarının annesi, başka bir şeyin değil. Halil Melek'le bir yol çizip hayatına bakarsa, Ömer de Defne ile evlenirse kimsenin benimle de seninle de bir derdi kalmaz. Ben bu oyunu 20 yıl önce bozdum. Bir daha kurulmasına izin vermeyeceğim. Halil. Geçmiş olsun. Hastan mı var? Hatay Melek için geldim biliyorsun. Melek hakkında konuşmamız lazım Halil. Konuşalım. Ne istiyorsun Alpay? Tamam, sakin ol ya, gerilme. Sonuçta ikimiz de Melek'in iyileşmesini istiyoruz. Çocuklarımın annesi. Çocuklarımın üzülmesini istemem. Melek'in yaşaması benim elimde. Ne diyorsun Alpay? Anlatacağım. Şöyle sakin bir yere gidelim, güzel güzel konuşalım. Tamam mı? Anlatacağım. Hadi gel. Benim çocukların ettiğini görün mü ya? Bazen diyeyim ki ben sakin mal mı paylaşırlar? Yoksa işe güce sahip mi çıkıyorlar bilmiyorum. Ya Mahmut bu işi istemiyor belli ki. Ha, doğru söyleyeyim. Ama ben de Kadriye dükkanı açtım. Lakin Mahmut da haklı. Kadriye esnaflıktan ne anlar ki, benim işime de akılsı vermiyor. Ya biz hevesedik, aklına takık. Hepimiz zaten orada değmeyik. Mahmut'la Mithat da göz kulak olurlar. Hep beraber öğretirik işi. Biz nasıl aradı görmedin mi ya Seyit Ali? Yazık, üzmeyin gelini. Doğru değil, hele bir açsın. Ben buradan hastaneye gideceğim. Melek'e iyi haberlerini götüreyim. Görünüşü ki her nefes aldığımda ona müjdele haberler vereyim ama. Geleyim mi ben de? Hayırdır ya, neye bak? Gel hele bak, gel, ne yapacak şimdi? Ya ben sana Melek diyeyim ya. Bu Gazi'ye de ki altını bilesin, sevsin. Ya sen gel hele, gel, gel. Hayat ne kadar enteresan değil mi? Yıllar önce Melek'in hayatı benimle değiştiydi. Şimdi dönüp dolaştık, yine aynı yere geldik. Şu evrenin matematiği ilginç gerçekten. Hiçbir şey tesadüf değil demek ki. Bırak şimdi evreni, gezegeni de sadede gel, ne diyorsun? Çok sabırsızsın. Neyse. Melek için korkmana gerek yok. Kurtulacak. Onun çaresi bende. Alpay, ne saçmalıyorsun be? Ha? Sen kime çare olduğunda Melek'e çare olacaksın? Melek'in donörü benim. Böyle bir konuyla da dalga geçtin ya. Ne diyeyim ben sana? Bana bak. Ben gayet ciddiyim. Ve eğer sana bu söylediğime gider başkasına söylersen, etik kurulun kulağına gider ve nakil iptal olur. Ama bu riski alıyorsan eyvallah. Ya da bana inanırsan... İnanmıyorum. Senin zırvalamandan da bıktım usandım.
Vallahi ister inan, ister inanma. Ben insanlığımı koruyacağım. Ve kestirip atmayacağım. Akşama kadar düşün taşın, tamam mı? Eğer bana inanırsan gel gerisini konuşalım. Ben de gidip rahat rahat hastaneye yatayım. Yok inanmazsan ya da sen bilirsin. O zaman ben de bağıştan vazgeçerim. Siz de kendinizi yeni bir donör ararsınız. Tabii meleğin buna yetecek ömrü varsa. Hocaya geleceğini diyeydin anacığım. Ben de işlerimi ona göre ayarlardım. Yani en azından arayabilirdim. Ah be kızım, ne işiniz var? Birkaç tane öğrenci var orada, bir şey yok. Bana yazık değil mi? Ben hep bir başıma geçireyim günü. Ne güzel geldik işte. Şöyle güzel bir baklava yerik. İdris ne yaptın, mektubu verdin mi Gülden Hanım'a? Verdim abi az evvel. Nasıl az evvel verdim? Zümrüt Hanım da buradalar. Yani abi az evvel dedimse bir yarım saat oldu. Çarşıda bir başınaydı, çaktırmadan yaklaştım yanına, verdim işte. Bir başınaydı, eminsin yani? Evet abi, merak etme. İyi peki. Pek kıymetli Gülden Hanım, mektubunuzu aldım. İnanın beni çok mutlu ettiniz. Sizin için burada kalacağım ve benimle rahatça konuşacağınız günü bekleyeceğim. Halil'den de özür diledim. İçiniz rahat olsun. Sizinle görüşme ümidi doğana kadar hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğim. Kimseye de bundan bahsetmeyeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Ne zaman ki bana evet derseniz o vakit ben buradaki bütün gemileri yakacağım. Bana yüklenen bütün suçların sorumlularını anlatacağım size de, ailenize de. Yüreğiniz benden yana rahat olsun. Hürmetle, Kenan. Funda abla, ne okuyorsun? Kırık bir aşk hikayesi okuyorum, bir tane. Ne? Kırık mı? Kırılmış mı aşk? Hem de nasıl kırık biliyor musun? Paramparça olmuş. Ya. Sana bir dilim daha kek koyayım mı? Olur. Al bakalım. Afiyet olsun. Dönelim mi artık? Olur, siz bilirsiniz. Biri yardım çağırsın! Doktor yok mu? Nefes alıyor mu? Nabzı atıyor. Birine bir şey olmuş galiba. Ömer! Ömer! Ben doktorum. Doktor geldi. Doktor geldi, açınız hadi. Sağolasın. Ömer'im geldi mi buraya? Evet geliyor. Kimle geldi? Bir misafiriniz varmış ya, onunla işte. Gülşat'ı değil. Aa evet evet o. Öbürü de geldi mi? Defne. Sen bana bir su getirir misin? Hemen getirin. Aşk olsun ana. Ömer'le Defne'nin derdine düştüğünü diyeydin. Buralara kadar gelmezdik. Bana sorardın, ben söylerdim sana nerede olduklarını. Neredelermiş? Halifeti'deler. Hani Gülşat'la gidiydin? Defne'yi de aldılar yanlarına. Ömer Defne'yi hatırlamasa da yeni baştan sevecek inşallah. Çünkü oğlumun yüreği sevgisine sadık. Sen de azıcık hürmet göstersen Sevda'ya. Bir vazgeçsen nefretinden artık.
Kurtuldu. Ah, kurtuldu. Ha, çok kurtuldu. Çok nefes çok aldı. Helal olsun doktor. Razı olsun doktor. Doktor Bey sağ olun. Allah razı olsun. Biz yine de hastaneye götürelim. Al kardeşim. Daha iyisin inşallah. Allah razı olsun doktor Bey. Hadi bakalım. Ömer, adamı kurtardın sen. Kim olduğunu hatırladın, doktor mu ben diye koştun adamın yanına. Melek Hanım, biz Bahçe ile görüştük. Hastaneye gelir gelmez yatışını yapacağız. Size nakil için hazırlayacağız. Zaten bugünlerde değerleriniz iyi görünüyor. Bahçe olacak kişi kesin kabul etti ama değil mi Feyyaz Bey? Yani son anda bir şey çıkmaz değil mi? Çok nadir olmakla birlikte bazen son anda vazgeçebiliyorlar. Ama sizde böyle bir şey yaşayacağımızı sanmıyorum. Tabii buna da hazırlıklı olmak lazım. Bazen de Bahçı'nın sağlık durumunda son anda problemler çıkıyor. Bu da süreci biraz uzatıyor tabii. Buraya kadar geldik ya. Yani sonuna geldik sayılır. İnşallah bir sorun çıkmayacak. Benim içim rahat doktor bey. Ben hemşireye talimat vereyim. Bahçı'nın odasını hazırlasınlar hemen. Hemen geliyorum. Tamam. Hocam, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Donörle ilgili bir sıkıntım var. Yok aslında. Ama bugün hastane yatışının yapılması gerekiyordu. Ben yine de Melek'e bir şey söylemedim, ümitsizliğe kapılmasın diye. Şimdi hemşire hanım yanına gidiyordum. Bahçede tekrar bir görüşme sağlamamız gerekiyor. Kim bu bahçı peki, adı ne? Maalesef size bu konuda bilgi veremem. Kurallar böyle. Donör ifşa olursa ameliyat iptal olur. Anladım. Ben az önce konuşmalarınızı duydum da öyle keyiflerine göre vazgeçebiliyorlar mı gerçekten? Olabiliyor bazen. Gönüllü kişi bu. İşte bu yüzden her şey gizli tutuluyor zaten. Eğer siz bağışçının kim olduğunu bilseydiniz gidip ondan hesap sorardınız. Sonuçta hastaya ümit veriliyor. Anladım. Ya Seyit Ali, bu çocuklar bizden evlenmek için izin istemedi mi? Biz de he demedik mi? Neye ameliyat sonrasını bekliyor? Cemal ya, Melek hastanede. O haliyle... Ya ben de ondan diyeyim işte. Ameliyata girmeden önce kızın morali iyice bir yükselsin. Umuda, sevince muhtaç demedin mi? Evet, 20 sene bekleyikler, daha beklemesinler ya. Hallede haber edeyim. Gelsin hastaneye, takak yüzüklerini. Sonra sağlıklı inşallah buradan çıktıktan sonra da düğün kurarız hep beraber. Ya Cumhur, ben seni o koca gördüm. Ne diyeyim ben? Ne diyeceğim bilmiyorum. Bir şey deme. Beni de ağlatacak şimdi. Millet koca koca heriflere bak ya. Çocuk gibi zır zır ağlıyor diyeceler. Etme. Ben de aradım ama meşgul. Ya ağlama. Ağlama hadi. Kalk. Kalk kalk hadi. Yok ben gider haber veririz ki. Ağlama ha. Sen de ağlama. Ben ağlamayayım. Sen de bile bak. Ya ben kestim. Gözünden akan cami çaşması ha. Kimi kandırayım sen? Ya Cumali bakışına şimdi. Tamam Fundacığım, benim de aklım defter değil ki bunu hepsini aklımda tutayım. Sen bana mesaj at olur mu? Tamam. Fundacığım bak çok önemli bir telefon bekliyorum, ben seni sonra arayayım. Olur mu? Dayanamadım değil mi aynı şeyden ha?
Hayırdır abi? Kimle konuşuyorsun? Evet, kendi kendime eğleniyorum. Kenan abi yine Bildan'a mektup yazdı. Ben de sana ulaşamayınca... Bırak onu şimdi, Kenan abinin haber güvercinliğine. Daha önemli işlerimiz var. Bak, ben belki bir 5 gün ortadan yok olabilirim. Nasıl yani? Öyle işte. Sen bana şimdi bir tane yer bul. Tamam mı? Kenan'la Funda da şüphelenmemeli. Bir bahane uydurmamız lazım. Ya abi ne diyeceğiz? Bilmiyorum ya. İstanbul'a mezata mı gideriz? Ne deriz? Böyle Kenan araştırırsa sonra elimizde patlamasın. Hayırdır abi? Sen niye kaybolacaksın ki? Başına bela mı açtı? Yok. Bir hayır iş diyelim. Tamam. Hadi sen benim dediklerimi hallet, beni ara. Düşündün mü? Alo hocam. Kerem. Kuruldan karar çıktı. Yat kalk. Dedene ve Cumali abiye şükret. Affettiniz mi yani hocam? Affetmedik. Ceza alacaksın. Takımda kalacaksın. Atılmadın. Tamam hocam, her cezaya razıyım. Yeter ki... Yarın kulübe gelip yönetim kurulundan özür dileyeceksin. Tamam. Tamam, atılmadım ama. Takımdayım yani hala. Ceza alacağım. Hala takımdayım. Evet oğlum. Dedene ve Cumali abiye selam söyle. Tamam, tamam hocam. Atılmadım. 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 Takımdan yani. Beş gün kalacak. Kafa dinleme hesabı. Böyle insanlara uzak bir yer olsun, tamam mı? Tamam, sen bulduğun zaman bana haber verirsin. Abi görüşürüz. Ne iş? Abi şey, Alpay'ın bir işi vardı da onu çözüyordum. Nasıl bir iş? Cumali'yi uzaydan çağırdılar. Az sonra gideceğim. Yalnız ben seni almadan Ay'a da gitmem Mars'a daha. He, zaten uzaya da iki tane Antepli astronot lazım. Sen nasılsın kızım? İyiyim babacığım. Çok iyiyim. Siz nasıl izin aldınız? Senin bu sulu göz bomban var ya. Yerlere attı kendini, yerlere. Ağladı, ağladı. Kızımı görmeden gitmem, bir yere kalkmam buradan diye. Vallahi öyle derim. Yalvardım millete neredeyse. Ya Melek, sizin için daha nelere katlanacak biz böyle? Cumali amca öyle deme ne olursun, mahcup oluyorum. Bak, bana artık amca demeyeceksin. Baba diyeceksin. Bakalım neymiş? Halil de gelsin hele. Yüzüklerinizi de küçük. Ha Seydal. Daha öncüz valla.
Alpay. Hoş geldin. Yani sana ne kadar ciddi olduğunu söylemiştim. Boşu boşuna düşünüyorsun. Zaman kaybediyoruz. Tamam kes. Ne istiyorsun karşılığında? Ne istesem acaba ya? Hiç düşünmemiştim. Alpay. Benimle düzgün konuş. Anladın mı? Bak. Beni hırpalama istersen. Yoksa nakil işi yatar. Sağlam kalayım istersen. Tamam ne istiyorsun söyle. Canımı iste onu da vereceğim. Vay be. Ne açmış ya. Valla gözlerim yaşardı. Bir insan bir insanı bu kadar sever mi ya? Öl desem ölecek misin? Ha? Anlamadığın şeyler için beynini zorlama da. Ne istiyorsan onu söyle. Uzatma. Meleğin hayatına karşılık ne istiyorsun benden? Niyetin onunla evlenmek. Bunu biliyoruz. Ama böyle bir şey asla olmayacak. Anladın mı? Ondan uzak duracaksın. Alpay, sen evlendin. Çocuğun olacakmış. Sana ne benden? Sana ne melekten? Ha? Niye karışıyorsun hala? Benim derdim melek değil ki. Senin dışında kiminle evlenirse evlensin. Umurumda değil. Giderim düğününe. Tebrik bile ederim. Halay bile çekerim. Benim derdim sensin. Ben mi? Neden ben? Çünkü sen melekle evlenirsen çocuklarım benden uzaklaşacaklar. Onlarla benim arama girip benden nefret ettireceksin. Buna asla izin vermeyeceğim. Anladın mı? Benim olan hiçbir şeye sahip olamayacaksın. Çocukların arandaki uçurma sebep olan ben değilim Alpay, sensin. Onlara yaşattıkların. Bu yüzden sana güvenmiyorlar. Bu yüzden seninle görüşmek istemiyorlar. 20 yıl neler yaşadınız bir bak. Ha? Neden bu haldesiniz hiç düşündün mü? Meleğin hayatını mahveden de sensin. Onlar benim çocuklarım. Onlarla olan sorunlarım seni ilgilendirmez. Meleğe gelince eğer onun başını derde ben soktuysam gene kurtaracak olan benim. Ama bunun bedelini sen ödeyeceksin. Ondan uzak durarak. Kabul. Yani? Evlenmeyeceğim Melek. Evet ama bu yetmez ki. Ne yetmez Alpay? Daha ne istiyorsun? Canım mı vereyim? Yok yok hayır hayır hayır. Sadece kendimi sağlama almaya çalışıyorum Halil Şirhan. Yani Melek iyi olduktan sonra evlenip evlenmeyeceğinizi nereden bileceğim? Daha ne söyleyeyim ki bu konuyla ilgili? Yani ameliyata girmeden önce emin olmam lazım. Bizde söz namustur Alpay Efendi. Yani bununla ilgili sana daha nasıl garanti verebilirim? Çok basit. Bunu imzalayacaksın. Oku istersen. Ya da ben sana özetleyeyim. Hani kısaca şöyle bir şey söylüyor. Eğer Melek Karadağ ile evlenirsem Han'daki dükkan ve konağı Alpay Yıldırım'a devredeceğim diyor burada. Ama bu sadece bir prosedür yani. Anladın mı? İstersen bak. Yani bunu kabul edersen, imzalarsan ve evlenmezsen o zaman rahatın huzurun kaçmaz. Ama yok. Yani sözünden vazgeçersen o zaman sadece senin değil ailenin de huzuru kaçar. Ne diyorsun?